siyah beyaz benim gibi biraz. Ateş ve su dikenle gül gibi. Erhan Çelik'le yeni sevgilisi Sedef Orman, Mardin'den sonra İstanbul'da da objektiflerden kaçamadı. Sen bana geç kaldın. Basından köşe bucak kaçan ünlü televizyoncu Erhan Çelik'le yeni sevgilisi Sedef Orman nerede objektiflere yakalandı? Birazdan. Sen yarının dili, ah canım benim. Var mı aranızda hatırlayanlar? Cem Davran'dan eski partneri Hande Ateizi'ye canlı yayında şok sözler. Pazar günü gerçekleşen Altın Kelebek ödül töreninde program sunucularından olan Cem Davran, 19 yıl önce Ruhsar dizisinde birlikte oynadığı Hande Ateizi'ye tuvalet camıyla öyle bir gönderme yaptı ki güzel oyuncu sinirinden küplere bindi. O şarkı bana bir tuvalet penceresini hatırlatıyor ama... Cem Davran, Hande Ateizi polemiğinin detayları birazdan canlı yayında duymayan kalmasında. Tarkan, beni çok sev. Tarkan sorusuna gergin cevap. Ayla Çelik, Megastar Tarkan'ın son albümündeki şarkısına ödül verdi. Ama Tarkan sorularına verdiği cevapla şaşırttı. Evet. Neler hissettiniz ödül verirken? Hani şanslısınız bizce. Tarkan. Ayla Çelik'in şaşırtan Tarkan cevabı birazdan duymayan kalmasında. Çelik'le yeni sevgilisi Sedef Orman, Mardin'den sonra İstanbul'da da objektiflerden kaçamadı. Sen bana geç kaldın. Basından köşe bucak kaçan ünlü televizyoncu Erhan Çelik'le yeni sevgilisi Sedef Orman nerede objektiflere yakalandı? Birazdan. Sen yarının dili. Ah canım benim. Var mı aranızda hatırlayanlar? Cem Davran'dan eski partneri Hande Ateizi'ye canlı yayında şok sözler. Pazar günü gerçekleşen Altın Kelebek ödül töreninde program sunucularından olan Cem Davran, 19 yıl önce Ruhsar dizisinde birlikte oynadığı Hande Ateizi'ye tuvalet camıyla öyle bir gönderme yaptı ki güzel oyuncu sinirinden küplere bindi. O şarkı bana bir tuvalet penceresini hatırlatıyor ama... Cem Davran, Hande Ateizi polemiğinin detayları birazdan canlı yayında duymayan kalmasında. Tarkan, beni çok sev. Tarkan sorusuna gergin cevap. Ayla Çelik, Megastar Tarkan'ın son albümündeki şarkısına ödül verdi. Ama Tarkan sorularına verdiği cevapla şaşırttı. Evet. Neler hissettiniz ödül verirken? Hani şanslısınız bizce. Tarkan. Ayla Çelik'in şaşırtan Tarkan cevabı birazdan duymayan kalmasında. Bu sözler kavga çıkarır. Sinan Akçıl'dan eski baldızına sert yanıt. Hülya Hanım'ın, Hadise'nin ablasının bir açıklaması vardı. Hülya Hanım. Hülya Avşar mı? Açık geçsin. Ben Hülya Avşar'dan başka Hülya tanımıyorum. Ünlü popçu eski sevgilisi Hadise'nin ablasının Otilya'ya uyarı niteliğindeki göndermelerine sessiz kalmadı. Ünlü popçunun sert, bir o kadar da manidar açıklamaları duymayan kalmasında. Birazdan... Günaydınlar, günaydınlar sevgili seyirciler. Türkiye'nin en fazla konuşulan, en çok seyredilen ve en çok sevilen programı duymayan kalmasından hepinize iyi sabahlar diliyorum. Günaydın Cengiz Semercioğlu. Günaydın Selen'cim. Günaydınlar efendim herkese. Star ekranlarından duymayan kalmasından
Yine bomba gibi bir programla karşınızdayız. Bakalım bugün neler yaşanacak stüdyomuzda. Ha, Allah Allah. Evet. Günaydın. Evet yani herkese Allah gün... güzellikler versin. Güzel şeyler konuşalım. Gönül ister ki hepimiz güzel haberler evet. verelim. Güzel şeyler konuşalım. Haberler sende. Evet ama bugün ne yazık ki güzel bir haberle başlayamıyoruz programa. Çünkü televizyon dünyasının sevilen yönetmenlerinden pek çok filme ve yönetmeni diziye imza atmış ismi Kemal Uzun. Önceki akşam evinde öldürüldü. Bir cinayete kurban gitti. Korkunç bir şey ya. Evet, Şile'deki evinde öldürülen yönetmen Kemal Uzun'un vefat haberi de sanat camiasını yasa boğdu. Gerçekten de herkesin sevdiği, pek çok isme imza atmış bir yönetmendi. Bir VTR'mizi izleyelim, sonra olayı anlatacağız. Çok sağ ol. Sefa, gene başladın otlakçılığa. Ben garibanım kardeşim, mecbursunuz bana bakmaya. Tamam, garibansın, al bakayım. Hayatı filmlerle geçti. Türkiye onu Hababam sınıfının gariban sefası olarak tanıdı. Ancak son anları korku filmi senaryosundan farksızdı. Birçok ödülün sahibi ünlü yönetmen Mustafa Kemal Uzun, bu sabaha karşı bıçak ve beyzbol sopası darbeleriyle vahşice öldürüldü. Arkadaşlar Sefa derler. Aslında sefalet diyorlardı. Paradan yana garibanız ya. Korkunç olay ünlü yönetmenin Şile'deki evinde yaşandı. Uzun yönetmenliğini yaptığı bir dizide figüran olarak rol alan arkadaşıyla gündüz saatlerinde Mecidiyeköy'de bir kafede buluşmuştu. Bir süre oturup sohbet ettiler. Yönetmen Uzun ve arkadaşı Mecidiyeköy'de çay kahve içtikten sonra arabaya atlayıp Şile'ye geldiler. Şile'de bir balık restoranına oturdular ve birkaç saatte bu restoranda geçirdiler. Ve son durakları yönetmen Uzun'un evi oldu. Neredeyse bütün gün beraberlerdi. Ancak korkunç senaryo gece saatlerinde başladı. İkili gece saatlerinde restorandan ayrıldıktan sonra yönetmen Uzun'un Çavuş Mahallesi'ndeki evine geldiler. Ve sabaha karşı sıraları yönetmen Uzun yatağında yattığı sırada figüran arkadaşı içeriye girdi. Önce beyzbol sopasıyla vurdu, ardından bıçaklayarak öldürdü. Akşam 5 gibi sabaha karşı haber geldi. Hemen atladık geldik ve korkunç olayla karşılaştık. Polis çıkardı. Hiçbir şey söyleyemiyorum. Tek kardeşimdi. Cinayetin ardından saldırganın kaçış anı güvenlik kameralarına yansıdı. Direksiyondaki zanlı panikle aracını merdivenlerden aşağı indirmeye çalıştı. Başarılı olamayınca da aracı terk etti. Olayın ardından saldırgan yönetmen Uzun'un cep telefonunu, cüzdanını, arabasını aldı ve evden uzaklaştı. Bir süre sonra arabasını aşağıya bıraktı, yürüyerek taksi durağına geldi ve buradan bir taksiye binerek Altunizade metrobüs durağına gitti. Saldırganın bir sonraki durağı da yakalandığı Beylikdüzü oldu. Üzerinden Uzun'un cep telefonu çıktı. Cüzdanı nereye attığımı hatırlamıyorum dedi ama otomobili bıraktığı yeri tarif etti. Kendisine rol vermediği için de tartıştıklarını söyledi. Neden yaptın? Bir şey söyleyecek misin? Mustafa Kemal Uzun'un ölümünün ardından birçok ünlü tepkisini ve üzüntüsünü sosyal medyadan paylaştı. Sevenleri ise adli tıbbın önünde gözyaşı döktü. Yalnızca başarılı bir yönetmen değil, aynı zamanda bir oyuncuydu. İlyas Salman'ın rol aldığı Hababam sınıfı Güle Güle'nin gariban sefasıydı. Ve 58 yıllık ömrüne sayısız başarı sığdırdı. Çanakkale Yolun Sonu, Garip Bir Cinayet, Ankara Ayazı ve daha nice dizi. Ulusal ve uluslararası birçok ödülün sahibiydi. Mustafa Kemal Uzun'un cenazesi yarın Balıkesir Gönen'de toprağa verilecek. Figüran zanlı ise adliyeye sevk edildi. Neden yaptın? Evet, Kemal Uzun, yönetmen Kemal Uzun bu korkunç cinayete kurban gitti. Yani o kadar iyi bir adamdır ki naif, sessiz, çok yani başka türlü kalbi olan, dünya tatlısı, dünya iyisi bir adam. Yani ben anlayamıyorum birisi oyuncu olarak ona yani... Evet, figüran olarak dizide yer alıyor. Kanatsız Kuşlar dizisinin yönetmeniydi. Halen de yönetmenlik... yönetmenliği yapıyordu, dizinin yönetmenliği yapıyordu. Ve bütün gün İstanbul'da beraber olduktan sonra, yemek yedikten sonra Şile'ye doğru gidiyorlar. Şile'deki evine gidiyorlar ve gece boyu Şile'deki önce bir restoranda ardından da eve geçiyorlar. Evde de sabaha karşı beyzbol sopası da önce kafasına vuruyor ve sonra da bıçaklayarak öldürüyor. Burada başka bir şey var o zaman Cengiz, bu anormal bir şey.
Tabii ki yani. Bu yani normal bir şey değil. Şeye ne diyorsun, hani sabah kuşağında da olduğumuz için her şeyi detaylı anlatamıyoruz ama evet. O zaman öyle kuşağına geçelim. Yani bu çok sıkıcı bir durum ya. Yani. Şimdi bu benim hissettiğim ve kafamdaki oluşan şeyler var. Yani bu korkunç bir şey yani. Evet. Yani İşte izlediğiniz görüntülerde de cinayeti işledikten sonra genç figüran cinayeti işledikten sonra Kemal Uzun'un evinden cep telefonunu, arabasının anahtarını çalıyor ve arabasıyla birlikte evden Şile'den yola çıkıyor. Bakın araba geliyor ve bir merdivenden de inmeye çalışıyor. Yol bitince Şile'de bir yol bitiyor, merdivenli çıkmaz sokağa giriyor. Merdivenden arabayı indirmeye çalışıyor. O arabayı merdivenden indiremeyince de, Kemal Uzun'un arabasını merdivenden indiremeyince de arabayı orada terk edip taksiye atlayarak kaçıyor olay yerinden. Korkunç ama bir şey. Gözaltına alınıp yakalanıyor, adliyeye sevk edildi. Fırat Tanış, çok üzgünüm, tüm camianın ve sevenlerin başı sağ olsun dedi. Hazal Kaya, çok çok üzgünüm, tarif edemiyorum, üstümde çok emeği var açıklaması yaptı. Gani Müjde'den Ali Sunal'a, Hamdi Alkan'dan Ceyhun Yılmaz'a, Behzat Uygur'a kadar pek çok isim. Ne kadar iyi bir adamdı, anlatamam sana Cengiz. Ne kadar iyi huylu, yardımsever. Ababam sınıfından da hatırlıyorsun. Evet, gençliğini. Ben aslında onun olduğunu bilmiyordum da bu haberlerden sonra öyle yani o kişi olduğunu anladım. Ya aslında hayat gerçekten çok, işte babam sınıfından görüntüler ekrana geliyor. Hayat çok enteresan Seren. Ya olay nasıl oldu biliyor musun? Bak, dün aslında önceki gün Kanatsız Kuşlar'ın dizi çekim var. Dizi çekimi, set var. Çalışacak, Kemal Uzun da yönetmenlik yapacak. Ama dizide oynayan Ümit Kantarcılar, başrolü oynayan Ümit Kantarcılar'la Melis Tüzüngüç, iki başrol oyuncusu, sabah trafik kazası geçiyorlar Beşiktaş'ta. Beşiktaş'ta Ümit Kantarcılar ön koltukta oturuyor, Melis Tüzüngüç arka koltukta oturuyor ve prodüksiyon aracıyla sete gidiyorlar. Tamam. Sete giderken Beşiktaş'ta karşıdan gelen araçla çarpışıyorlar ve trafik kazasında Melis'in ayağı şeyinde kolu, evet işte bak ekranda, evet Ümit'in de beli hafif yaralanıyor. Tamam. Ve ondan sonra sete gidemiyorlar tabii. İşte bu paylaşımda Melis Tüzüngüç'ün paylaştığı fotoğraf, kaza geçirdik, set iptal oldu diyor. Ve Melis ile Ümit Kantarcılar kaza geçirip set iptal olunca Kemal Uzun da yemek yiyelim diyor. Ve arkadaşıyla yemek yemeye çıkıyor. Oradan gün boyu yemek yiyorlar. Oradan da Şile'deki restorana gidip oradan sonra da eve gidiyorlar ve cinayeti işlendiği evde. İyi de tamam, onun kaza geçirmesinde bunun ne alakası var? Hayır, set iptal olmasa. Ya Allah'tan bize cinayet programı yaptırmıyorlar. Ya hayatta bakar mısın ama şunu yani, söylüyorum. Ha, kader ağlarına. Aynen işte ha, onu diyorum. Ha, set iptal evet, olmasa o gün aynen, çalışsa belki de Kemal Uzun bugün hayatımızda olacaktı. İşte son fotoğrafı da bu. Paydos diye gerçekten de. Paydos. Hayata. Son. Paydos etti ne yazık ki. Yani tabii. Hayır, kader ağlarını ördü diye anlattım yani. Evet, kader ağlarını örmüş gerçekten. Sabah o kaza olmasa ölmüş, sette olacak. Akşam belki de bu cinayet işlenmeyecek. Ama tabii ki hayatımızda hepimiz için, herkes için, hayatımıza soktuğumuz insanlar, görüştüğümüz insanlar, yani evimize aldığımız insanlar, hayatımıza bir şekilde giren insanlar, hiç olmadık insanlar çıkabiliyorlar yani. Evet. Onun da başına böyle bir şey gelmiş. Yani söylenecek bir şey yok. Pamuk kalbi ve gerçekten herkes tarafından sevmeyeni yoktu diye biliyorum. Evet. Çünkü yıllar önce de Aldın Dönmen'le birlikte Kamera Arkası diye program yapardı, evet, TRT'ye. Çok, TRT 2'de. Çok herkesi kırmayan, işte ses tonunu bile ben mesela ben de tanırdım. Hiç ben yüksek bir ses tonuyla konuştuğuna bile şahit olmadım. Evet. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Evet, Allah rahmet eylesin. Yakınlarına da başsağlığı diliyoruz. Çok yani insanın başına gelebilecek herhalde en kötü, evet, ölüm şekli yani, korkunç bir şekilde. Evet. Ne diyeyim? Allah yani, Allah rahmet eylesin, evet, diyelim. Başta Kanatsız Kuşlar ekibi olmak üzere bütün dizi camiasına da başsağlığı dileyelim. Peki Erhan Çelik'e geçelim. Dün vermiştik ya ekranda, Erhan Çelik'le Sedef Orman'da, evet, eğleniyor dedin sen, evet, Hakan Altun'un sahnesinde. Evet. Ece Erken haberini verirken. Evet. Şimdi o haberin detaylarına bakalım. Ne ya, yapmışlar? Şey, yanlarında kim varmış? Kim varmış? İşte haberimizde var o. Siyah beyaz benim gibi biraz.
su dikenli gül gibi. Erhan Çelik'le yeni sevgilisi Sedef Orman, Mardin'den sonra İstanbul'da da objektiflerden kaçamadı. Sen bana geç kaldın. Ünlü televizyoncu Erhan Çelik'le Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın bir deri firmasında yöneticilik yapan eski eşi Sedef Orman'ın sürpriz aşkı geçen hafta Mardin gezisinde gün yüzüne çıkmıştı. Birkaç aydır gözlerden uzak beraberlik yaşadıkları konuşulan ikili Mardin'de gittikleri mekanda hareketli müziğe dayanamayıp halay çekmiş, zaman zaman da birbirlerine sarılarak romantik danslar etmişti. Bu samimi anlar çiftin karşı masasında eğlenen bir müşteri tarafından kaydedilmişti. Yeni aşkıyla gündeme gelen Erhan Çelik, sosyal medya hesabından "Sedef kaplı bir hayatta biriktirmeye başladığım umutlarım var" şeklinde tweet atarak ilişkisini kendisi de ilan etti. Sen bana genç geldin, ben sana erken. Erhan Çelik, Mardin dönüşü İstanbul'da bir AVM'ye lüks aracıyla tek başına geldi. Ünlü televizyoncu, gazetecilerin Sedef Orman'la ilgili sorularına tek cümleyle "Sedef Hanım candır" yanıtını verdi. Sen yarımın dili, ah canım benim, son yanım benim. Ancak Erhan Çelik'in tek başına geldiği AVM'de Sedef Orman'la buluştuğu ve baş başa yemek yediği kısa süre sonra anlaşıldı. İkili dışarıda bekleyen basını atlatmak için de farklı bir kaçış planı taktiği uyguladı. Önce AVM'nin otoparkına Sedef Orman tek başına indi ve Erhan Çelik'in aracına bindi. Daha sonra ise Erhan Çelik otoparka inip Sedef Orman'ın aracıyla uzaklaştı. Böylece ünlü çift basını atlatarak beraber görüntü vermemeyi başardı. Erhan Çelik ile Sedef Orman, duymayan kalmasın seyircilerindense kaçamadı. Çift geçen cuma Hakan Altun'un sahneye çıktığı ve basının alınmadığı mekanda beraber eğlendi. İkiliye Erhan Çelik'in yakın dostum dediği köşe yazarı İpek Durkal da eşlik etti. Erhan Çelik, İpek Durkal için geçen haftalarda evinde doğum günü partisi düzenlemiş, kutlamaya Nilgün Belgün de katılmıştı. Sen bana geç kaldın. Geç bunlar. Bilirim ben yaptığımı, geç bunları. Sedef Orman'dan manidar paylaşım. Öte yandan Sedef Orman'ın cuma gecesinin sabahında sosyal medya sayfasından yaptığı manidar paylaşımsa dikkatlerden kaçmadı. Orman paylaştığı deniz görüntüsünün altına "en güzel denize konuşulur" ve "gerekirse yine en güzel denize susulur" yazdı. Okusam da söyleyemem adını, çünkü ben seni suya hapsettim. Bu gelişme, Erhan Çelik'le Sedef Orman'ın sürpriz ilişkisi acaba kısa mı sürdü sorusunu akıllara getirdi. Aşk diye diye kendimden bile bile vazgeçtim derken yolu kaybettim. Şimdi bu görüntüler ilk gelince bize ve Sedef Orman'da aynı gecenin sabahında "en güzel denize konuşulur, en güzel denize susulur" diye yazınca dedik ki önce, çünkü bu görüntülerdeki Sedef Orman mı değil mi diye bir şüpheye düştük biz ekip olarak. Dedik ayrıldık herhalde, yanındaki kim dedik. Sonra İpek Durkal'dı tabii ki diğer sarışında. Sonra ama Sedef Orman olduğunu teyit ettik. Sedef Orman'la birlikte gece eğlenmişler, görüntüler bu. Evet. Ama sabah da bu paylaşım olunca ne oluyor acaba diye. Yo, bence her paylaşımı kadının erkeğe bir gönderi olduğunu düşünüyorsunuz. Halbuki o paylaşımda... Sen söylüyorsun bunu zaten her paylaşımın altında. Hele ki yeni ayrılmışsa. Tamam, ama böyle o, erkeğe mesajlar vardır diye. Erkeğe gönderilen şey veyahut da kadına gönderilen laftan anlarsın. Kinaye vardır. Burada konuşulanlarla alakalı olduğunu düşünüyorum ben. Yani etrafın yaptığı yorumlarla ilgili söylemleri
Yani ben buna bir yorum yapmıyorum. En güzel yorum denizedir diye yani öyle bir laf kullanmış bence. Çünkü biz daha güzel şeyler söyleyebiliriz ama eleştirenler de çok oldu. Olmaz olur mu? Zaten bizim memleketin şeyidir, tarzımız bu. Kötü eleştiri yapmayı çok sevdiğimiz için herkes herkesin hayatına ilgili. O yüzden muhakkak kadının da sinirini bozan muhakkak duyumlar aldıysa o öyle bir paylaşım yapmıştır. Ama şu anda ben Erhan Bey'le ilişkilerin gayet iyi gittiğini düşünüyorum. Yani bir gece önce sabaha kadar çok mutlu olup da sabah saat 5 ile 11 arasında kavga edip ayrılıp kadının işi gücü... Hayır o değil bence. İnsanlar konuşuyorlar. Gerekli gereksiz konuşan da oluyor. O yüzden de onlara genel bir cevap vermiştir diye düşünüyorum ben. Evet aynı gece Ece Erken'de Nazım Torbaoğlu da oradaydılar zaten. Onun haberini dün vermiştik. Neyse Ece'nin mutlu olmasına seviniyorum. Evet. Erhan'ın yani... içine sevinmiyor musun? Erhan beni de seviyor. Mutlu olan herkesin mutlu olmasını, herkes mutlu olsun. Niye? Yani ben sevmek de seviyorum. Ve bu Türkiye'de ünlü olup da mutlu olabilmek ve mutlu kalabilmek, ilişkini koruyabilmek, her türlü kötülükle mücadele edebilmek herkesin harcı değil. Hele ki bu sosyal medya çağında ben sana söyleyeyim çok daha zor. Tabii zor. Çünkü didik diyorlar, aynen. Onu söylüyorlar, bunu yani, söylüyorlar, şunu yapıyorlar. Şöyle sana söyleyeyim, erkeğin de erkek gibi. Kadının da erkek gibi olması gereken bir kadın gibi dönem. Olsun ya ne gerek? Yok kadın gibi değil. Ya yani illa erkeklik üzerinden diye söylemedim. Yani kadının da kadın gibi olması yani şey anlamda söylüyorum. Güçlü, duruş olarak, hayata bakış olarak bir çizgisi olması gerekiyor. Kadının da erkeğin de. Tamam da kadın da o güçlülüğünü hani o erkek gibi derken zaten gene teşbih yapıyorum evet, yani. Hani tamam. O kadının da güçlü durması lazım, kuvvetli olması doğru. lazım. Yani yoksa erkeğin de aynı şekilde. Gerçekten çok zor ve herkes birbirini çok mutsuz insanlar. Ve mutsuz oldukları için bir başkasının da mutsuzluğuna besleniyorlar. Yani ben mutsuzum o da mutsuz olsun diyor. Mesela ben öyle algılıyorum insanların psikolojilerinden. O yüzden de böyle birbirini seven insanlar gördüğüm zaman gerçek aşkı hissettiğim zaman herkes mutlu olsun diyorum. Yani o kadar evet. hayat kısa ki doğru, bak doğru. Yani, yani bugün işte Kemal Bey'in ölümünden bahsediyoruz. O açıdan da mutluluğu bulanlar yaşayabildikleri kadar yaşasınlar en azından yani. Evet. O yüzden Erhan'a da, Sedef'e de, evet, mutluluklar Ece'ye dileriz. De, Nazım'a da hepsine mutlu olanlara mutluluklar dileriz. Nazım Bey çok tatlı adam ya. Ya bir gün, dün bana şey atmış, Nazım Bey demişler domates satıyormuş üretim. Ya ha. üretim. Domatesi topluyor, salça mı yapıyor, bir şey yapıyordu orada. Domatesçi Nazım diye. Fazla yüzden... fazla gezeceğine bize prim yapsın diye bana yazmışlar. Domates üreticileri mi? Prim istiyoruz demişler. Bir şey demişler ne bileyim ben de. Yani gördüğünüz gibi programımız domates üreticilerinin de sesi efendim. Domates her konuda destek veriyorum size. İzmir'deki domates üreticilerini. Yok gerçekten bizim programa bazen çekemeyenlerimiz de var sevenlerimiz olduğu gibi. Dedikodu programı diyorlar da aslında biz magazinden yola çıkarak insanların hayatına dokunuyoruz. Evet. İnsanların yardımına koşuyoruz. Bir şekilde hayatlarından şikayetçi olanlar varsa veyahut da bir şey yalanlamak isteyenler varsa veyahut da hakkında doğru bir şey çıkmayan veya bize koşan herkese çözüm üretiyoruz aslında. Yapıyorlar. Kadın erkek ilişkilerinin üzerinden konuşuyoruz. O yüzden bence biz birçok şeye değiniyoruz. Doğru. Kesinlikle. O yüzden de sevildik diye tamam. düşünüyorum. Peki haberimiz ne şimdi? Şimdi Viyana'ya gidiyoruz. Viyana'ya gidiyoruz ve evet. Özcan Deniz'in galası, öteki taraf filmin galası Viyana'da yapıldı. Hı hı. Dün haberini duyurmuştuk. Mustakbel eşiyle birlikte gitmişti. O galadan görüntüler izliyoruz şimdi. Teşekkür ederim. Çok çok sağ olun. Yedik onu. Çok acıklı bir yolda yedik. Hayırlı olsun. Sağ olun. Çok teşekkürler. Çok çok sağ olun. Çok sağ olun. Gerilim bilmeyeceksiniz daha sonra. Haberler yok. Teşekkür ederim.
Bayağı kadın var içeride. Ben kadınlar çok severim. Ne olacak? Sorun yok, ben de severim de. Çünkü şöyle bir şey var. Çok ağır bir karakter oynuyorum bu film içinde. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Gerçekten iyi bir insanım. Filmin sonrasında bildim ki ben bu karakteri sadece oynadım. Evet, ay yazık bu Meryem'e ya. Yazık ya. Gerçekten. Aslında iyi bir insan diyor karakterin. Aslında iyi bir insanım diyor. Demek ki orada çok evet. Halkın tepkisini göstereceği evet, kötü bir rolü. Ama hakkını vermiş iyi bir oyuncu çünkü. O yüzden de onda çekiniyor. Ben iyi bir insanım diyor. Çok tatlı ya. Meryem'i gerçekten evet, çok seviyorum. Galaya Meryem Uzerli ve Özcan Deniz birlikte katıldı. Aslı Enver yoktu. Aslı Enver İstanbul'da Altın Kelebek ödül töreninde olduğu için galaya gitemedi. Ama Murat Boz, Aslı Enver galiba genel olarak galalara gitmiyorlar. Peki Feyza Aktan'la birlikte gitmiş zaten. Dün göstermiştik o görüntüleri de. Feyza Aktan 4 aylık hamile sevgilisi Özcan Deniz'in. Doğum bekliyorlar. Bu sırada evlilik bekliyorlar. Birlikte gittiler Viyana'ya. İşte bu fotoğrafları da Viyana'dan paylaşmışlardı. Dün bunları ekrana getirmiştik. Evliliğe gidiyor çift. Filmi de gidiyor. Birazdan gişe rakamlarını da vereceğiz. İyi gidiyor mu filmde? Birazdan vereceğiz hepsini. Gülse Birsel'in de var çünkü. Hmm. Özcan Deniz'in de var. Diğer filmlerin de var. Maide'nin galası da var. Gişesi de var. Hepsini birazdan ekranlara getireceğiz. Özcan Deniz'in galası da böyleymiş. Peki Murat Boz'a bakalım neler demiş. Burak Özçivit ile Murat Boz'u eğer magazinciler kavga ettiremezlerse galiba rahat etmeyecekler. Tekrar çünkü Murat Boz'a aynı soru soruldu. Burak Özçivit sorusu soruldu. Murat Boz da aynı yanıtı verdi. Aynen. Aslanım ödül aldı. Evet sen ya. Sen de sevincini paylaştın Instagram'dan. Kelebeğimiz kelebeğini aldı. Evde de kutladık zaten. Kutlama sonra. Yaptınız mı? Sonra ıslatacağız da fırsatımız olmadı. Çünkü Aslan'ın bugün bir de yine seti olduğu için. Gırgat gibi çalışıyorlar yani. Ne anladın? Murat Bey'le aranız bozuldu mu gerçekten? Hayır niye bozulsun arkadaşlar ya? Öyle bir haber yapıldı. Aslı olmuyor zaten Burak yani. Yani birbirinizi Instagram'dan sildiğiniz, takibi bıraktınız. Onu zaten söylemiştim, biz zaten takip etmiyorduk. Sen çok güzel bir açıklama yapıyorsun da Burak sessiz kalıyor, bir evet, açıklama yapmıyor. Ondan acaba diyorsun. Gerek duymuyordur ki çocuklar yani. Ya görüyorsun bir şey söyleyince de uzuyor. Aynen. İlter peki neden çıkardınız? Hadi kolay gelsin. Bir kırgınlık mı var? Hadi bir şey sor sadece Burak Bey, o da sakın. Beyler şu an yorgunum, bugün değil. Gişede beklediği ilgiyi görmedi diyemeyiz gerçi ama ilk filme nazaran herhalde gişe sonuçları kötü. Halkın takdiri Selçukçum yani. Ona hiçbirimiz karar veremeyiz yani. Bıktım ben 5 yaşından beri halkını kollamaktan. Kollama kardeşim, sana kolla diyen de var. Kollamayacağım tabii. Kollama. Kollamayacağım. İyi kollama, git kendini kolla. Sen git kendini kolla. Sen evet. Bu konuda haklı çıktın biliyor musun? Hangisi konuda? Bunun araları kötü. Değil mi? Evet, tabii tabii kötü, net kötü. Ya gördün mü? Konuşmalarında. Her konuda olduğu gibi bu konuda da haklı çıktım. Her konuda haklı çıkman falan mümkün değil de ama bu konuda haklı çıktım biliyor musun? Evet. Çünkü bak hani Burak çıktım. Özçivit yakın çıktım, kaynaklardan çıktım. Da gerçekten gelen. Hani diyorum ya kırılır insan bak. Yani kırılsın, kavga etmese de gönül koyar diyeyim. Hadi kırılmayı da bırak. Gönül koyar. Burak Özçivit'in de gönül koyduğunu bildiğim için bunu söylüyorum. Bence yani. Ama ondan önce de Murat'ın o galaya gitmemesi için bir sebebi baki gitmedi. O da olabilir. Anladım. Öyle olabilir. Düşünüyorum. Evet. Mesela çok yakın bir arkadaşımla alakalı bana derse ki siz atıyorum hı-hı. Demet'le görüşmüyorsunuz deseler. Evet. Şöyle derim. Nereden çıkıyorsunuz çocuklar? Öyle bir şey olabilir mi? Mümkün mü? Derim. Konuşmak sallamak istemiyorum. Sallamak için. Evet. Hayır, sallamak için demem. Gerçekten yoksa, gerçekten böyle bir şey yoksa, değil mi? Nereden çıkıyorsun? Saçmalamayın, öyle bir şey olabilir mi? Hı-hı. İşte şöyleyiz, böyleyiz falan diye bir. Fakat Burak'a soruyorlar arabaya binerken. Şu anda çok yorgunum, daha sonra diyor. Hiçbir şey demiyor. Yani şu anda çok şimdi yorgunum, Selçuk daha sonra. Selçuk o yüzden soruyor. Burak'a soruyoruz diyor, yanıt vermiyor diyor. Hı-hı. Bu yüzden mevzu uzuyor diyor. Burak da desek yani senin dediğin gibi ya öyle bir şey yok. Nereden çıkıyorsunuz bunu? Biz gayet iyiyiz. Yok, ya aynen. Da görüşseler aynen. Bilmem ne yapsalar bu arada. Anladım ben. Evet bir şey olmuş. Ama ikisine de şuradan bir dipnot geçmek gerekiyor sana. Evet filmde o olmuş olabilir, isim şeysi olabilir falan filan. Hep prestijle alakalıdır bütün bu konulardaki kavgalar. Afiş krizleri. İsimdir, isim krizleri. Öndür, bunlardır. Olabilir. Birisinin rolü daha fazla seyrettikten sonra filme kesmiştir onun rollerine falan. Olur bunlar olmuştur ama. Hani dost acı söyler,
filmin senaryosu falan gerçekten çok kötüydü. Birincisi de çok kötüydü. Birincisine de insanlar, ikisinin hayranları hiçbir şey düşünmeksizin ne oldu diye gittikler. Gördükten sonra da yani birbirlerine kızıp daha fazla arkadaşlıklarını zedeleyecek bir şey yok. Gerçekten senaryo kötüydü yani. Evet. O yüzden de burada hani bugünkü başarısızlığın sonucunda olmuş olan bir kavga gürültü değil bu. Bu filmin başı, yani film bitti ya. Evet. Bunlar seyrettiler filmi. Bu afiş ve film esnasında bir şey oldu. İşte bir de gişe de tabii kötü gelince, yani başarı bir de paylaşmak zordur ama başarısızlığı da paylaşmak daha zor herhalde. Çünkü herkes suçu birbirinin üzerine atar. Ama şöyle bir şey sana söyleyeyim. Ne Burak Özçivit ne de Murat Boz kendi alanlarında başarısız iki insan olmadığına kesinlikle göre filmimin hikayesinin zayıflığından kaynaklanan yani işte bir durum oldu. Çok aşık yani. Meryem'le Kenan İmirzalıoğlu da yan yana geliyor. Yani beklenen kişi olmuyor. Yani hikaye tamamıyla. Çünkü orada sinema, bir film seyretmek istiyorsun, evet, gidiyorsun ve iyi değilse iyi değil yani. Zaten hani bunu... Murat'ın galaya gelmemesiyle işte PR'ının tam yapılmamasıyla falan alakalı bir durum asla, evet, değil yani. Halkın takdiri dedi, gişenin istenen rakama ulaşmaması için de böyle uygun gördü seyirci diye açıklamada bulundu. Çok da abartılacak bir durum yok. Bir 526 bin kişi. Son rakam. Yine kardeşim iyi gitmişler benim, bence. 526 bin kişi. Yine iyi gitmişler bence. İlk film yani, 2 milyonu tabii. Yani çünkü biri, bir şey yok yani filmde. Yani anladım. Ya gülmek için gidersin, gülmek çok güleceğin bir şey yok. Ağlamak için gidersin, zaten ağlanacak bir şey yok. Yani bir aşk hikayesi izlemek için gidersin, aşk hikayesi de yok. Hiçbir şey yoktu zaten. O yüzden çok normal. Ayrıca sen bana dünyada bir tane aktör veyahut da aktris söylesene. Ömür boyu başarı grafiği hep yüksek gitsin. Öyle hani şey başarılar da var, başarısızlıklar da olacak. Hayat bu şekilde yani. Kötü çok gişeler da önemli. De olur. İkisinden de bir şey kaybeden bir durum değil. Bir daha beraber film kesin yapmayacaklar. olan olur. Ama arkadaşlıklarına yani bir şey olmaz yani, inşallah diye temenni edelim. Ve pazar gecesine gidelim yine. Cem Davran Altın Kelebek'te öyle bir şey söyledi. Ne yaptın? Yine parmağını mı kırdın? Abi ben böyle bir şey görmedim ya. Ya böyle bir şey görmedim. Bir parmağımı parmağımı arabaya sıkıştırdım, tırnağım düşüyor. Bak parmağımı arabaya sıkıp kendi kendime kapattım. Şimdi de bu parmağımı buraya sıkıştırdım. Hayır, bu nazar niye bunlar mı hep senin başına geliyor? Göz. Niye ben buraya sıkıştırmıyorum mesela parmağımı? Hayatım çünkü göz. Ha. Göz. Ben, tamam, ben tabii göz ki nazar. Ben bak göz. Bakın maşallah nazar değiyor pazar bana. Pazar gecesine gidiyoruz. Cem Davran öyle bir laf etti ki neredeyse 20 yıllık tartışma alevlendi. 20 yıllık magazin olayları, defterleri Cem açıldı. Cem Davran da bir tek sizin şeyde sunuyor galiba. Ne yapıyor başka? Filmler çekiyor, diziler çekiyor. Allah Allah. Tiyatrosu var Cem Davran'ın. Aynen. Hep herkesi bir eleştiren bir havası vardı o Cem Davran'ın. Öyle mi? Hep böyle bir sanki o uzayda ya, yaşıyor da hepimiz burada ya, dünyada yaşıyoruz. O da uzaydan bildirim yapıyormuş ya, gibi. Öyle şey bir değil. Öyle bir snob bir İyidir havası yani var. Ve şimdi bak Hande Ateiz'le ilgili bir laf söyledi şeyde bence yayında. Bence çok ayıp etmiş. Aynen, bir bakalım. Var mı aranızda hatırlayanlar? Cem Davran'dan eski partneri Hande Ateizi'ye canlı yayında şok sözler. Pazar akşamı Altın Kelebek ödül töreninde Cem Davran'ın Hande Ateizi'ye yaptığı tuvalet camı gafı deyim yerinde ise magazin gündemine bomba gibi düştü. O şarkı bana bir tuvalet penceresini hatırlatıyor ama... Neyse bu yani yayına çıktı değil mi, bu laflar çıktı, evet. Altın Kelebek'in sunucusu Ayça Ayşin Turan birlikte sunum yaptıkları gecede sözü Cem Davran'ın 19 yıl önce Hande Ateiz ile oynadığı Ruhsar dizisine getirdi. Ayça Ayşin Turan'ın Ruhsar hatırlatmasına Cem Davran'dan beklenmeyen tepki geldi. Ben Ruhsar dizisini izleyerek büyüdüm. Heh, sevgili sen de Cem. Biz sizle büyüdük Cem Bey, buraya nasıl bağlandı? Hatta eminim ki Ruhsar dizisinin müziğini, şarkısını ezbere yani biliyoruzdur ya da birçoğumuz hatırlıyoruzdur. Ben var mı aranızda hatırlayanlar? Ruhsar'ın şarkısını hatırlayan var mı? Ruhuna al sağlık, Ruhsar'cığım ölmesin, el alem utansın, o beni terk etmesin, gel şöyle otur Ruhsar. O şarkı bana bir tuvalet penceresini hatırlatıyor ama... Neyse bu yani yayına çıktı değil mi, bu laflar çıktı. Evet. Ayça Ruhsar'ın jenerik şarkısını söyledi. Bunun üzerine Cem Davran'ın eski partneri Hande Ateiz için söylediği sözler geceye damga vurdu. O şarkı bana bir tuvalet penceresini hatırlatıyor ama...
O şarkı bana bir tuvalet penceresini hatırlatıyor ama... Cem Davran'ın bu sözleri yıllar önce Hande Ateize'nin bir gece kulübünün tuvalet camında sıkıştığı görüntülere göndermeydi. Cem Davran olay yaratan sözleri söyledikten birkaç saniye sonra nereye bağladım o efsane işi diyerek durumu kurtarmaya çalışsa da iş işten geçmişti. Nereye bağladım koca efsane işi ya? Nereye bağladım koca efsane işi ya? Allah'ım yarabbim. Bu beklenmedik göndermeden sonra Hande Ateiz'i sosyal medya hesabı üzerinden Ruhsar dizisindeki partneri Cem Davran'a çok ağır yanıt verdi. O şarkı bana bir tuvalet penceresini hatırlatıyor ama... Allah! Neredin sen? Allah. Ha? Neredin sen? Allah! Neredin sen? Allah. Ha? Neredin sen? Allah! Neredin sen? Tamam, sen de! Neredin sen? Ha? Allah! Neredin sen? Tamam, sen de! Neredin sen? Ha? Neredin sen? Ha? İşte... Hande Ateizi'den Cem Davran'a çok sert suçlama! Ruhsar dizisinden bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Hande Ateizi, yağmurlu bir günde sen Cem Davran kalk, dizinin yıllarca yayınlandığı kanalın sunuculuğunu yap, sonra da güzel anılarla değil de başkaları üzerinden prim yapmaya çalış. Ruhsar'ın ruhuna ters yazdı. Hande Ateizi'nin sert cevabından sonra Cem Davran eski dostuna nasıl bir mesaj yollayacak merakla bekliyoruz. O şarkı bana bir tuvalet penceresini hatırlatıyor ama... Evet, yıl 1999'du o tuvalet penceresi olduğunda, yaşandığında. Ve Hande Ateizi yıllarca hep bu konuyla gündeme geldi. Ve o dönem aylarca manşetleri süsledi, tuvalet penceresine sıkıştı foto. Bence de çok... magazin tarihinin en çarpıcı haberlerinden bir tanesi, en unutulmaz haberlerinden bir tanesiydi. Evet. Ve işte gecede nereden aklına geldiyse o lafı söyleyince yıllar öncesinde bir gönderme yaptı. Hande Ateizi'ni kızdırmış oldu. İşte olay buydu. 99 var. Burası Bodrum, o gece ben de oradaydım. Atıyorsun. Şaziye, Kenan Doğulu. Hepimiz oradaydık. Orada mısın o gece? Tabii oradaydım. Vay. Yardım etseydin keşke Hande'ye. Şöyle... bunu çekilirken bilmiyorum. İçerideydik hepimiz. Ama o gece Hande'nin burun ameliyatlı haliyle oraya geldiğini biliyorum. Ve aslında kaçmak istedi. Ama tabii kaçacağı yerin duvarı o kadar yüksekti ki bu sefer çıktı sıkıştı. İçeri giremedi. Hmm. İçeri giremeyince bu sefer... Çünkü bak orası 5-6 metrelik bak, bir yükseklik. Aşağıda insanlar var. Atlayamıyor aşağıya. Evet. Hande Ateizi. Ve fotoğraflarda da çok açık belli oluyor zaten. Burun ameliyatı yaptırmış. Gerçi burun ameliyatı yaptırıp da gece eğlenmeye çıkanı ben şimdi, 1999 yılında bir tek Hande'de gördüm. O gece kulübünün içerisine gazeteci alınmıyordu. Evet. Şaziye'ydi. Artık söyleyebilirim, yok çünkü. O yüzden de gazeteciler de gelince öyle de gözükmek istemeyince. Beni böyle çekmeyin, Seren Serengil çekin. İçeride Seren Serengil var demişti. Ondan sonra o kapıda biz de o gece çıktık zaten. Hiç söylemeyeyim, onu da bulursunuz çünkü. Uzun lafın kısası. Kimleydin sen içeride? 99. Eşimle beraberdim. Öyle mi? Eşimle beraberdim. Evet. Evlenmemiştik ama eşimle beraberdim. Neyse, uzun lafın kısası bu insanın bir gece kulübünden kaçarken bir pencereye sıkışmış olması asla kötü bir anı değil. Ama unutulmaz bir anı. Bak, unutulmaz olabilir. Bak, onu diyor. Ama... Ve her gördüğümde bu fotoğrafı, bak şu fotoğrafı. Oraya çıkıyor, 6 metre olduğu için aşağısı atlayamıyor Hande. Geri sıkışıyor, dönemiyor. Sıkışıyor çünkü o kadar küçük ki arkada. Hayır, öyle çıktı. Geri fakat dönemiyor. Geriye dönmesi için yani tamamen kambur yapıp kendisini kapasını çıkamadı. Hayır, daha komik bir şey söyleyeyim mi? İndirirken de galiba gazeteciler yardım etti. İşin komiği. Görevliler yani falan da vardı. Vardı orada diye düşünüyorum. Oradan çatır, şimdi bunu gülerek ve aslında espriyle anlatabiliriz. Biz anlatabiliriz. Ama Cem Davran'ın yapmış olduğu çok büyük ayıp bence. Bir kere Ruhsar dizisi zaten Kanal D'de yayınlanmış yıllarca. Şeyde onu diyor zaten. Hande Ateizi de onu diyor. Artı çok daha önemlisi Cem Davran'ı ben Hande Ateizi'nin yanında tanıdım. Hep ona eşlik ederken, onunla programlara katılırken, onun dizisinde oynadığı dönemde tanıdım. Dolayısıyla keşke kendisini tanıtan ve tanıtmasıyla vesile olan bir projenin starıyla
bu kadar da uzun yıllar arkadaşlık yaptığı bir kadından bahsederken tuvalete sıkışan değil de yani çok daha farklı bir şekilde onu anons etmesini yeğlerdim. Ama Ruhsar deyince tabii... Hayır, çok çirkin. Cem'in aklına gelen şey olmuş. Tuvalet niye olgan? Niye evet? Çünkü... Yani benim de Hande Cem Davran'a bakınca aklıma Hande Ateist geliyor. Çünkü Hande Ateist'i ben Cem Davran'ı hiç hatırlamıyorum biliyor musun sen? Ruhsar'la çünkü ikisi de. Ama o zaman ikisi de yolun başında. 20 yıl önceden bahsediyoruz bak. Fark 99, etmez. Ben Cem Davran'ın bir tane bana şu anda dizisinin adını söyle. Şu anda Cem Davran'ın bir tane dizisinin adını sana söylüyorum. Söyle. Ruhsar ve ne vardı arkadaşlar? Ne söyleyemiyorum. Hande Ateist'i söyle. Demek ki. Hande Ateist'i söyle. Şimdi böyle küt diye sorunca tabii ki söyleyemiyorsun. Hande Ateist dizi yapmıyor ki şu anda. Ne yapıyor yani? Hayır, şunu anlatmaya çalışıyorum. Ben Hande Ateist'i Cem Davran'dan sonra birçok program yaparken gördüm. Evlilik programı yaptı. Diziler yaptı. Tuttu tutmadı başka bir şey. Ama yani Hande Ateist'i Cem Davran'sız biliyor muyuz? Biliyoruz. Ama ben Cem Davran'ı Hande Ateist'siz bilmiyorum. Hı-hı. Herhangi bir projesini de bilmiyorum. Dolayısıyla ondan bahsederken onu küçümseyen bir yerden onunla dalga geçen, orada sırf espri yapıp insanları evet, güldürmek için var. Anladın mı? Hı-hı. Sırf insanları orada bir tane espri yapıp ha diye onlar da gülmüşler. Yani insanı küçük duruma düşürmeye çalışmak çünkü Hande gayet kültürlü bir kız. Bakma ara sıra şey elektriği atıyor şemsiyeyle vuruyor onu yapıyor bunu garip garip bazı hareketler olabilir. Ama Hande'nin Cem Davran'sız birçok yaptığı şey var. O yüzden Cem Davran'ın da Hande'siz yaptığı pek çok ben şey var. Ben hatırlamıyorum bak. Ya Hande Ateist yokken Cem Davran vardı zaten hayatım. Şey çocuk oyuncuyken neydi Yusuf'le Kenan? Bak Yusuf'le Kenan. Bak hayatım o kulağındaki rejiye söyle. Evet. Bak, tamam Yusuf'le mı? Yusuf'le Kenan. O zaman bana da getir meydanlar usulü. Orada bakıp beni... Doğru şimdi hatırlıyorum Yusuf'le Kenan'ı çok iyi hatırlıyorum. Ha. Bak Kemal Sunal filmlerini söylüyorlar. Pek çok filmi var yani. Dolayısıyla Cem Davran... Benim sen ne demek istediğimi anladın. Yılların anladım. Cem Davran'ı olmuş olması demek. Şimdi... Zaten buna, Kanal D'de yayınlanmış... Buna bu kadar alınganlık yapmaya ne gerek var? Çirkin. Nesi çirkin? Çok çirkin. Çok çirkin. Tuvalete sıkışmış derken. Ama tuvalete sıkışmış. Bak Hande Ateist'in. Bak pencereye sıkışmış başka. Ne diyorsun? Pencereye sıkışmış başka. Tuvaleti kullanmasındaki oradaki. Tuvalete sıkışmış demedi. Yani orada, tuvalet penceresi dedi. Tuvalet tamam, penceresi olayına. Tuvalet penceresine aslında. Sıkışmış. Yani tuvalet camına sıkışmış. Yani Hande Ateist'den veya Ruhsar'ın şarkısını orada kız belli ki o zaman küçükmüş. Evet, ezberlemiş. O ortasında o kadar böyle safane bir şekilde şarkıyı söylerken orada edilecek. Aa Hande'cim çok güzel bir diziydi. Evet çocuklar gençler daha çok seviyorlardı falan derken tuvalet camına sıkışmış dediği zaman bence hiç hoş olmadı. Kusura bakma. Yani sen ben onca hayırcı hiç değil ya şey yapabilirsin dedi. Tabii ki beğenmeyebilirsin. Ben hani bu kadar hassasiyete gerek var mı? Şimdi Hande Ateist mesela yıllarca işte muhabire şemsiye vurma olayıyla da anıldı hep. Bu tuvalet penceresiyle de anıldı. Evet. Kötü bir şey diye söylemiyorum bunları. Bunlar hepsi bir de Hande'nin hani gençlik yılları. Tamamen 20 yıl önceden bahsediyoruz yani. Hı-hı. 20 yıl önceki yani magazinin çok şey olduğu, hoyratça yapıldığı falan da yıllar ayrıca. Ve onlar anıldığı zaman, tekrar gündeme geldiği zaman neden mahcup olsun? Neden bundan alınganlık tabii göstersin? Tabii ki bak biz bu programda bunu böyle verip de üzerine bu şekilde konuştuğumuz zaman onun mahcup olacağı veyahut da onu rencide edeceği bir durum yok. Çünkü zaten bir yerden kaçarken, gazetecilerden kaçarken pencereye sıkışmış komik. Evet, üzerine gülüyoruz. Ama yapıyorsun. Şimdi bir ödül töreninde, ödül töreninin sahip olduğu bir gecede ve o kanalın dizisi olmuş ve yıllarca başarı imza atmış bir doğru, dizinin aktristine... Kalkıp da söylenecek laf bu değil. Evet. Benim buna, demeye çalıştığım buna, şey bu. Buna Hande de alındı. Bakalım Cem Davran özür mü diler bir açıklama mı yapar bilmiyoruz tabii. Cem bakacağız Davran yani. Bence özür dilemesi gerekiyor tabii ki. Bence dilemesi çünkü aralarının gerekiyor. Da kötü olduğunu düşünmüyorum. Ben yani öyle bir şey yok. Daha yani. Kötü o zaman. Koynunda yılan beslemiş. Yani. O kadar yani. Tabii ki yani ben anlayamıyorum. Yani insan çalışma arkadaşını beraber iş yapmış olduğu insanları bir şekilde... rencide edecek hareketler yapmamalılar. Ben öyle düşünüyorum yani. O yüzden de bitmiş o öküz öldü, ortaklık bitince her şey bitiyor mu? Ben öyle düşünmüyorum açıkçası. Peki bakalım Nur Yerlitaş'a geçtiğimiz haftanın son 10-15 gündür gündemin en çok konuşulan isimlerinden biriydi. Çünkü yaptığı gaf affedilir gibi değildi. Bu konuyla ilgili gazetecilere ve kameralara ilk kez konuştu, açıklamalar yaptı Nur. Kara gözlüm yürek tabanca bir
yine sen olunca ben aşkı çok seviyorum. Talihsiz bir süreç yaşandı. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Benim önceliğimde Serkan'ın klibini iptal edilmesi, bazı arkadaşların beni Instagram'dan takipten çıkarmaları kesinlikle önceliğimde, böyle bir şey yok. Bir yerde eğlencedeyim ve bardağın önünde de benim şeyim duruyor, telefonum, canlı yayın yapıyorum. Ben yazılanları görmüyorum. Yanımdaki arkadaşıma kız kardeşim yazıyor. Diyor ki canlı yayınını kapatsın. Çok küfür ediyorlar. Şehitler varmış diyor kız kardeşim. Ama aslında yok diyor. Kız kardeşim benim böyle benden küçük yaşlıdır ama hep çok domine eder beni. Aslında şehitler, meyitler, yani Serzen için aslında o kız kardeşim bana yaptığı baskıydı. Buna ister inansınlar, ister inanmasınlar. İlk sonra Serkan Kaya bir gün sonrasında elinize geldi. Ben bu klibi dedi iptal etmek istiyorum dedi. Ben de kesinlikle iptal etmeyeceksin. Beni oradan ayır dedim. Klibi ver dedim. Ben kendim dedim ona, yani rızamı aldı benim. Şehit ailelerinin üzülmesine herhalde üzülmesine. Sadece şehit aileleri beni, onlara karşı üzgünüm. Sadece onların ailesine karşı mahcup oldum. Şöyle ki üzüldüm. O da zaten anlatıyorum. Ay yine sinirlendim. Ben sinirlendim yine. Klip maliyeti 80 bin lira. Yeni kliple beraber 160 milyon. Ay çocuklar, ne böyle bir talebi oldu mu acaba size? Hani bu başka bir şey soracağız. Suç duyurusunda bulunun savcılar. Bunun için evet. Diyeceksiniz. Başka savcılar soru, başka soru. Cuma günü savcılığa gittiniz. Başka soru. Takipsiz karar aldı. Başka soru. Ama şu anda soracağım sorular bunlar. Hayır, başka soru. Peki Nur abla, bundan sonra ne olacak? Başka şey sorun. Peki teşekkür ederiz o zaman. Nur abla. Yani bana isimler soruyorsunuz. Başka soru sorun. Soru değiştirdikçe ben cevap vermiyorum. Peki bundan sonra ne olacak? Bundan sonra benim bir mesleğim var. Biliyorsunuz. Valla işimin başındayım. Onlar da arkadan dostum düşmanımı görmüş oldum. Teşekkür ederim. Günler diliyorum. İyi akşamlar. Ama öyle bir huyum var ki gelen baş tacı gideni sevmiyorum. Evet, Nuriye Eltaş konuyla ilgili ilk kez konuştu. Evet, yani Nuriye Eltaş'ın artık affedilecek hiçbir durumu yok. Konuşması da son derece saygısızca devam etmiş zaten. Nuriye Eltaş'ın dostunun olmaması, dostumu düşmanımı gördüm demiş ya. Nuriye Eltaş kimseye dost değil. Niye? Dost görünen ve arkadan konuşan son derece terbiyesiz bir. Daha neler? Çok terbiyesiz. Ne oldu, sizin aranızda bir şey mi geçti? Terbiyesiz. Bak, o ayrı. Ben hayatı onun bak, dostu olmak, bilmiyorum. Hayatı sayın boyunca, sizinle beraber hayatı boyunca herkesin yüzüne gülüp arkasından konuşan bir kadın. Benim arkadaşımın annesinin cenaze evinde hakkımda söylediklerini olduğu gibi alıp bana gönderdiler, kaydetmişler. Ne zaman olmuş bu? Neyse, çok yakın bir zamanda. Arkadaşın cenaze evinde. Annesinin evinde. Kimdi yani arkadaşın? Şok oldum. Orada bir tane var ya, bir tanıdık tane mi, tanıyor muyuz? Müptezel birisi vardı ya, kaç gündür bahsettiğim onunla ikisi. Ben ki bugüne kadar onu takipten bile çıkartmadım, biliyor musun? Ve evet. Anlayamıyorum ki, hiçbir şeyim yok. Tabii ki eleştiririm. Çünkü şehitler adına yapılmış olan bir şeyi arkasında durmam gibi bir şey söz konusu bile değil. Hepimiz birbirimize hatalarımızı söyleyeceğiz. Ama onun her gün görüştüğü arkadaşlarının yaptığı gibi bile ben yine de çıkartmadım, biliyor musun? Yani takipten mesela Demet Akalın, başta Demet Akalın çıkardı herkes zaten. Herkes çıkarttı ve sonra hiç kimse gitmiyor. Ajda Pekkan takipten herkes çıkardı. Herkes elbisesini giydiği halde aman ne olur hiç kimse onun elbisesini giydiğimizi bilmesin diyor. Hı-hı. O kadar yani vebalı gibi herkes kaçtı onun yanından. Serkan yani. Kaya da klibinden çıkardı. Herkes. Ve haklılar da. Ve onu... Haklılarsa sen niye çıkarmadın o zaman? Ben şeyi sevmediğimi söylemiştim daha önce programda, hatırlar mısın? Yapmış olduğu
hareketi ve terbiyesizliği ve tüm şehitlere karşı yapmış olduğu bütün haksızlıkları tabii ki çok büyük şekilde eleştirdim ve ayıpladım. Hı-hı. Ve çok da biz de ağır şeyler söyledik burada. Ama şeyi de sevmem. Birileri hani senin o, yani türbünü oynamayı. Anladım. Hani gördünüz mü ben de çıkarttım. Gördünüz mü biz de şey. Bunları sevmediğim için hani vurana bir tekme, düşene bir tekme vurma. Ben yine de orada bıraktım onu. Evet. Ama ben ama anlamıyorum ki. Bu da klipten, Serkan Kaya'nın klibinden atılan bölümler ekrana geliyor şu an. Nuri Yalıtaş'ın oynadı. Serkan Kaya bu bölümleri şimdi, attı. Peki cenaze evinde ne demiş senin için sen bunu söylüyorsun? Sordun mu peki Nuri Yalıtaş'a? Sormama gerek yok. Bunu sen söyledin mi? Söylemedin mi? Sormama gerek yok. Hiç sormama gerek olmadığı bir yerden biliyorum. Ne diyor peki? O biliyor ne söylediğini. He. Onlar o biliyor. Ama ben bugüne kadar gene sana söylüyorum. Tabii ki başarılı bir program yapıyoruz ve çok iyi bir yerdeyiz. Tabii ki benim sevenim de olacak, kıskananım da olacak, burada olmak isteyen de olacak ama hakkın, bizim her zaman söylediğim bir şey var. Ben burada olduğum sürece hep gerçekleri konuştum. Kimse hakkında ne bir iftira attım ne de kimsenin arkasından olmayan bir şey konuştum. Ne söylediysem hepsinin de arkasındayım. Ama bir kişiye ne ailesine ne kendisine hiçbir zaman iftira atmadım. Bu insanlar gerçekten sana söylüyorum. Ne çekiyorlarsa, Allah ne veriyorsa onların başına gerçekten hak ettikleri için veriyor. O kadar söyleyeceğim ve kapatıyorum. Peki ama bunu bak şimdi senin Nur Yalıtaş'la hukukun var. Yıllardır tanıyorsun değil mi? Öyle zannediyordum. En yakın arkadaşlarından Demet Akalın'ın, Fatih Yüreğin, onun bunun sürekli beraberler. Dolayısıyla şimdi sen biri birine laf söylemiş diye Nur Yalıtaş'ın... Duydum. Duyma gerek... Duydum. Doğru mu değil mi? Bir sorar ama insan. Öyle değil. Duydum diyorum. Duydum. Her duyduğuna inanıyor musun? Hayatım duydum. Duydum. Aradılar. Hmm. Dinlettiler diyorum sana. Duydun ha, öyle duydun. Ha. Kulaktan dolayı şey. Hayır duydum. He. Şimdi uzun yapıyorum. Dolayısıyla şimdi bak sende şey var biliyor musun? Sen çok böyle ben kişisel duygularınla hareket ediyorsun. Allah sen de bir şey söyleyeyim. Nasıl kişisel? Anlat bana. Bak anlatıyorum şimdi. Söyle. Bak şimdi geçen hafta bu Nur Yalıtaş meselesi bizim masaya geldiğinde sen aynı şekilde çok serin kanlı yaklaştın meseleye. Demin anlattığın gibi. Ne dedin? Ya evet Nur Yalıtaş çok hata yaptı. Şehitlerden ve ailelerine özür dilemesi gerekiyor. Affedilir bir hata ama değil. Ama ben takipten çıkarmıyorum söyledim. Dedim. Takipten çıkarmıyorum ama şey yapanlardan fırsat mı fırsat deyip düşeye bir tekme vuranlara da karşıyım dedim. Bugün aynı bak şimdi, bugün ama şimdi bu açıklaması yani Nur Yalıtaş'ın bu açıklamasına İlk tepki şuydu. Hiçbir şey olmaz. Yalan yanlış değil işte. Affedilir bir hata değil. Bundan sonra Nur'dan bir şey olmaz diye. Bunun söylemeni gerektirecek şey ne biliyor musun? Senin hakkında yaptığı ve senin de dinlediğini söylediğin bir konuşma. Hayır. Şimdi, dostumu düşmanımı gördüm diyor da onun üzerine konuştum ama ben. Hmm. Diyorum ki sana dostumu düşmanımı gördüm diyorsun ama sen kimseye dost değilsin dediği bir yerden ben konuya girdim. Evet. Yani o gün ne söylüyorsam. Ben dün çıkarttım onu daha takipten. Bunları duydum. Öyle mi? Tabii ben yani sen o yüzden... Dün mü duydun bunu? Önce 2-3 gün oldu. He. Yani o yüzden de eğer dostun olduğunu veyahut da mesela insan onu takipten çıkardı hemen bir tane paylaşımı yapmış. Herkesin her şeyini biliyorum gibilerinden falan böyle tehditkar bir paylaşım falan. Şimdi yine söylüyorum. Hayat o kadar uzun ki hiç kimse yani eğer sen dostluklar da bir günlük değil. Hiçbir şey bir günlük değil. Ben şaşırıp kalıyorum ve neye üzülüyorum biliyor musun? Hiç kimseye kötülüğü yani hiçbir şekilde bir zararım, hiçbir kötülüğüm, hiçbir konuşmuşluğum olmayan kişilerin bu şekilde. Sadece burada olduğum için biliyor musun? Hmm. Burada ve bu yerde olduğum için ve başardığım için bunlara konuşulması çok çirkin yani. Ben sana başından beri söylüyorum. Bak şimdi sonuçta bir evde otursan 10 yıldır sahneye çıkmazsan kimse seninle uğraşmaz. Çünkü yoksun. Ama sen sahneye çıkarsan, ekranda olursan ve bunu başarıyla yaparsan varsın ve herkes sana söyler. Bunu Nur için söylemiyorum. Nur'un ne dediğini de gerçekten şu an senden öğreniyorum. Yayından önce de böyle bir şey biraz sonra konuşmadım. Öğreneceksin. Öyle mi? Reklamda da detaylarını öğreneceğim bakayım. Ama ben şuna bakıyorum. Benim de çok kavgalı olduğum, küstüğüm, bana gıcık olan insanlar vardır. Ama bunları haberlerle ilgili verirken ayırt etme
yetişine sahibim belki. Sen mi? Evet, objektif davranıyorum. İşte bir de sen daha kendinin bile farkında değilsin demek ki. Daha kötü bir durumda karşı karşıyayız. Çünkü bak sen bu meseleyle ilgili hemen olayı kişiselleştirdin. Kişiselleştirmedim. Tabii bana ben, Nur böyle yapmış. Evet. Dolayısıyla bu işte de mümkün değil. Affedilmesin. Affedilmesin. Diyorsun. Ben ilk gün bu konuyla alakalı, şehitlerle alakalı yaptığım bütün şeylerde karşısında durdum. Sadece arkadaşlarının ve etrafının, ben de çıkarıyorum, ben de onu yapıyorum. Ama ben de yani tribüne oynamayı sevmiyorum böyle durumda. Dedim ki daha önceki programda, benim arkadaşım veyahut da dostum hırsız olabilir, uğursuz olabilir, ahlaksız da olabilir arkadaşım. Hmm. Eğer dostuysam onun, ben onu kötü gününde bırakmam dedim. Ben daha önceki programda bunu söylemiştim. Ama kadın dostunu, düşmanını bilmiyor ve kimseye dost değil bence. Onu anladım yani şu anda. Yoksa bu konuyla benim konumun alakası yok. Sadece şurada onun da ne zaman aklıma geldi? Dostumu, düşmanımı tanıdığın deyince. Yoksa aklıma bile gelmezdi yani. Peki reklamlarda öğreneceğim bakayım bu işin detayını. Ne mesajı, ne konuşmuş Nuri Altaş, Seren Serengil hakkında. Peki ama biz bir ufak tefek cennetlere gidelim. Beyaz Şov'a konuk oldu. Beyazıt Öztürk'e çok eğlenceli bir program yaptılar. Onu bir izleyelim bakalım. Merak ettim. Sizce hangisi katil? A. Gökçe Bahadır. B. Aslıhan Gürbüz. C. Tülin Özen. D. Bade İşçil. Sizce hangisi katil? Ya da isimler şey olarak. Gökhan sence? Yani ben şöyle bir tahminde bulunacağım. Aslında tahmin değil. Gökçe Bahadır çıkarsa çok büyük ters köşe olur. Yani iyi bir karakteri sanıyorum orada şey yapıyorsunuz. Bilmiyorum tabii. Yani. Ben bir tahminde bulunacağım. Bu kadar girift bir hikaye, bu kadar akıllıca yazılmış bir hikaye ve tahmin ettiğim kadarıyla bu kadar da akıllıca yapılmış bir cinayet var ortada. Bu kadar akıllıcaysa gerçekten de buna aklı eren, aranızdaki en aklı erenlerden. Mesela sen olamazsın gibi geliyor. Ha, dizideki rolden bahsediyorum. Tabii ki dizideki gerçekte rolden. Yaparım yani Tülin, öyle düşünüyorum. Tülin de olacağını pek zannetmiyorum çünkü... Senin gidişat... Aynen, yani... ne güzel dedin. Ben niye yapayım ki böyle bir şey? Evet, yani senin rol şu anda tamam yani hani... Buna aklım gider mi yani? Bu kadar büyük plan yapabilir misin bilmiyorum yani. Sen olabilirsin çünkü iyi de olsan... Yani bir yerde artık ikrah gelmiştir, gark gelmiştir, bir şey olmuştur. Belki bir şey. Tabii en çok senden bekleniyor ama ters köşe çıkma ihtimali çok yüksek. İşi sana getirebilirler ama çıkmayabilirsin. Evet gördüğünüz gibi ben de bir şey çözemedim. Kendi kendime öyle konuştum kaldım. Kipek sonuçlarımız belli mi? Sen sonuçları etkiledin ama ya. Alabiliyor muyuz sonuçlarımızı? Bu arada bizden biri olduğu da belli. Yani evet. Hani. Aa onu söylemeyin artık iyice daralırız yani sizden birisi olsun artık i̇şte, yani. Artık belki birimizden biri ölmüş de olabilir. Evet. Hiçbir şey yok bizde. Atem bir dakika birinizden birisi ölüyor zaten değil mi? Onu da bilmiyoruz. Kim ölecek onu da bilmiyoruz. Öleni de bilmiyoruz, katilini de bilmiyoruz. Peki. Bizim işimiz daha zor ya. Gerçekten. Bilmeden oynamak. Evet. İşte hayat hiç gibi. Hiç mi yani ipucu mu ipucu bir şey? Aslıhan çıktı. Aslıhan görüyoruz değil mi? Aşk olsun ya. Aslıhan Gürbüz çıktı ya. Evet. İkinci sırada kim çıktı? Gökçe Bahadır çıktı. Ama Gökçe ile bayağı yakınlar evet. Evet. Aslıhan'ınki kaç? 38. 38-25. 25. Evet, Katil Kim oyunu oynandı ve %38 ile Aslıhan birinci sıradaydı. Gökçe %25 ile ikinci sırada yer aldı. Badeşçi'nin %19 olduğuna inandı. Beyaz seyircileri Tülin Özen'e katil diyen de %18 oranında kaldı. Evet. Bak. Biz de böyle bir şey yapabiliriz. Evet bu anketi biz yapalım. Hayır bakalım. Anketi değil. Duymayan kalmasın seyircisi ne diyecek ya da. Söyleyeceğim şimdi. Şey ama biz niye yapmıyoruz böyle bir anket? Evet yapabiliriz yani. Sence kim katil? Ben Gökçe Bahadır diyorum %25. Nasıl atıyorsun? Ne birini atacaksın bilemiyorum ki. Oya karakteri. Doktor Oya karakteri. Tabii o... Gökçe Bahadır'ın ben katil olabileceğine inanıyorum. Tabii şimdi orada Bade diyor ki belki dördümüzden de biri değil diyor. Bade de az değil. Yalnız bir şey söyleyeyim. Bu filmde Bade, dizide Bade olmasaymış olmazmış biliyor musun? Değil mi? Yani kız bu kadar güzel oturamaz ya. Yani o kadar güzel oturamaz yani. Yüzünün suratındaki o sinsiliği falan nasıl güzel oynuyor veriyor yani. Bayılıyorum ona. Ama yani. Bütün karakterler çok hepsi güzel olmuş. Hepsi çok iyi. Gerçekten. Hepsi çok iyi. Ve bence hani
şimdi tek esinini vermeyeyim de diğer oyuncular bu roller teklif edilmiş, kabul etmemiş falan ya, oyuncular var ya. İşte onlar gerçekten üzülüyordur çünkü. Ama şey ben sezonun dizisi oldu. Kurgu da çok güzel. Evet. Akış da çok güzel. Yani bekliyorsun biliyor musun? Yani evet. Bekliyorsun yani. Gerçi ben iki bölümdür seyredemedim ama. Peki bakalım ne olacak bu akşam? Madem bekliyorsun birazcık merakına gidelim. Bu akşam ne olacağına bakalım ufak tefek cinayetlerden. Şu alttaki şeyi aldın. Serhan'la Oya meğersem işi pişirmiş bunlar. Dünya yansı umurunda olmayacak adam bu duruma fena takmıştı kafayı. Abi sen ne yapıyorsun ya? Ha? Ne demek şimdi bu? Ya neden bahsediyorsun Taylan? Oya'yla işi pişiriyor musunuz? Ne? Bize ahlak dersi verenler hiç utanmadan arkadan arkaya gizli gizli karanlık işler çevirirlerse biz de üstümüze düşeni yaparız. Girme bu işlere. Bak, güzel bir ailen var, karın var, çocuğun var. Yapma. Ben düşündüm de biz bir daha görüşmeyelim. Evet, kol düğmesi kime ait? Serhan'ın mı yoksa Taylan'ın mı? Bakalım bu sorunun yanıtını öğrenebilecek miyiz bu akşam ufak tefek cinayetlerde? Sence katil kim peki? Bana sordun, ben Gökçe dedim. Bilmiyorum ben. Yani. Aslıhan mı? Tülin mi? Kimse bilmiyor zaten. Bilse... Tülin olabilir. Evet. Peki Tülin olabilir. %18. Merve karakteri olabilir. Bakalım. Herkes zaten yani, merak ediyor. Ben de şey tahmini sıfırdır. Hani böyle film gala şeyleri falan başarı şarkıları falan tutmasını tahmin ederim de insan konusunda evet. Çok şanssızım. Hiç ayırt etmesini bilemem. O yüzden benim evet, onu görüyoruz. Peki evet. Bir Fatma Girik haberi var. 1970'te şoför Nebahat olarak kameralar karşısına geçmişti. Ve 47 yıl sonra yeniden aynı model, aynı marka arabaya, aynı tarihli arabaya bir kez daha bindi. Bir izleyelim bakalım görüntüleri. Hızlı gidemez miyiz? Bundan hızlı gidemem efendim. Ya ama mahkemeye yetişmek zorundayım. Ben daha hızlı gidemem efendim. İsterseniz inebilirsiniz. Hoş geldiniz. Şoför Nebahat evet. Abla olarak geliyor da oynadım. Şoför Nebahat teyze olarak geldim. Ya da anneanne olsun. Taksim şişli sarı yer, durmadan hemen gider. Ablacığım ne olur, İstinye'de duruver. Taksim şişli sarı yer. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Hep birlikte yarım asır öncesine gidiyoruz. 1970'lere uzanıyoruz. Ve Taksim Emirgan dolmuş durağındayız. Bugün aynı zamanda çok özel bir gün. Sayın Fatma Girik'in, Yeşilçam'ın dev oyuncusu Fatma Girik'in 75. yaş... pardon, 60'a çekiyorum olayı. Neden 60'a çekiyorum? Aynı zamanda Yeşilçam'da emeğinin 60. yılı. Yavaş, sallanmayın. Ben de Bodrum'dan geliyorum. Orada oturuyorum zaten yazık. Ve ayağım daha iyileşmedi. Ayağımda diz kapağımın altından 4 parmak ve kalçama kadar titanyum var. Doktorlar dedi ki seni ileride tava yapacağız. İzzet'i ben arabada tavlamıştım diyor. Fatma Girik harikasın valla. İzzet Günay'la birlikte böyle kameralar karşısına geçti. Evet. 1970'te şoför Nebahat'ı canlandırmıştı. Ve o filmde 1952 model... adını neyse söylemeyeyim dur belki vardır arabayla arabaya binmişti işte bu araba aynı model arabaya bir kez daha bindiler İzzet Günay'la birlikte ben bu adama aşıktım diyor ya ama yaş yıllar nasıl evet zaman ama şöyle söyleyeyim ikisi de babamın çok yakın arkadaşları İzzet amca da Fatma abla da hatta resimleri var evimin salonunda o kadar önemli ekol onlar ve bir daha yerine gelmeyecek dev isimler gerçekten. Yani mesela şimdi onları görüyorum ya böyle masal kahramanı gibi geliyorlar bana ve heyecanlanıyorum onları gördüğüm zaman gerçekten. Tabii ki hani herkesin bir devri var, lafı vardır bilirsin sen de. Herkesin bir dönemi var ama
onlar için bu geçerli değil. Doğru. Her yani onlar baksın. Her dönemin starı olarak hayatlarına başladılar ve bu şekilde nihayetlenecek. Yaşları kaç olursa olsun insanın hepimiz için bu geçerli. Bugün bu yaştayız, yaş alacağız, yaşlanacağız. Fiziğimiz, yüzümüz, her tabii şeyimiz ki değişecek. Hiç önemli değil. Geriye kalpte bıraktığımız sevgi kalıyor. Evet, yani izler, bugün bıraktığımız ürünler, mesela Fatma Girik filmlerini hala nasıl izliyoruz hepimiz? Aynen, bütün, aynen. Bütün ülke izlemeye devam ediyor. İzzet Güner filmlerini, Fatma Girik filmlerini. Ve 75 İnsan yaşına girmiş tabii. O gün pastasını da kesti. 60 diyelim biz de Fatma Girik'e ve nice yıllara dileyelim. Ömer de benim okul arkadaşım İzzet amcanın oğlu. Öyle mi? Evet. Beraber papyona giderdik. He. Ve yani geçen gün dedin ya anneler altın günü yapmıyorlar mı diye. Evet. İşte İzzet amcalar, onların eşleri, Ekrem amcanın eşleri falan. O yüzden hep beraber onların ellerinde büyüdüğüm için bende ayrı yerleri var tabii ki. Çok öpüyorum hepsini. Evet, bizim kalbimizde de hepsinin evet ayrı yeri var. Ekrem amcanın da ona da rahmet evet gitsin. Ekrem Bora da çok önemli bir kesinlikle isimdir. Peki reklamlara gidiyoruz. Reklamlardan sonra yine Bomba Magazin haberleri burada olacak. Bu sözler kavga çıkarır. Sinan Akçıl'dan eski baldızına sert yanıt. Hülya Hanım'ın Hadise'nin ablasının bir açıklaması vardı. Hülya Hanım. Hülya Avşar mı? Ben Hülya Avşar'dan başka Hülya tanımıyorum. Ünlü popçu eski sevgilisi Hadise'nin ablasının Otilya'ya uyarı niteliğindeki göndermelerine sessiz kalmadı. Ünlü popçunun sert, bir o kadar da manidar açıklamaları duymayan kalmasında. Birazdan... Evet, reklam arasında öğrendim Nur Yerlitaş'la Selen Selengil'in kavgasının detaylarını. Ay Cengiz, sen hakikaten detaylarını. Yani nereden öğrendin? Senden. Tamam, kapa konuyu. Kısaca anlattın meseleyi bana. Konuyu kapa. O kadar mı diyorsun? Konuyu kapa. Tamam, yarın bu konunun detaylarını üzerine... Çünkü Nur'la da konuşamadım ben. Bir de Nur'u konuşayım bakayım. Nur Yerlitaş'la bir konuşayım. Bu gazeteciden dostu olmaz lafı var ya. Gerçi herkes öyle diyor, Cengiz öyle. Yani bütün gazeteci arkadaşların yakın dost değil mi? Benim için dostluk çok önemli tabii ki. Peki Sinan Akçılı bir Hadise. Sesim geliyor mu Reji? Cengiz'le yarış yaptık stüdyoya kadar, koşma yarışı. Tamam, sıkıntı yok, geliyor sesin. Tamam. Gelmese daha iyiydi. Peki Sinan Akçılı'ya Hadise sonra haberlerine bakalım. Tartışma var orada. Sinan Akçılı bu sefer de Hadise'nin ablasına laf yetiştirdi. O da orada kalmış. Teşekkür ederim. Bir mekan çıkışı görüntülediğimiz Sinan Akçıl, dakika bir gol bir dercesine magazinden uzak kalmaya çalışsa da pek başarılı olamadığını itiraf ederek başlıyor sözlerine. Bu arada konuşmamaya çalışıyorum. Çünkü başka arkadaşlarla meşgul gazete manşetleri. Bu hafta en azından bir şey yapmamaya karar verdim ama tutamıyoruz işte kendimizi. Madem öyle, biz de ünlü popçuya ilk olarak Rumen sevgilisi Otilya'nın tartışma yaratan ilişki hakkındaki açıklamalarını yöneltiyoruz. Otilya'nın açıklamaları vardı. Bir erkek bir gece eğer ihanet ederse affederim, aynı kadınla iki kere birlikte olmazsa. Tercüme hatasıdır diye düşünüyorum. İnanmasa da açıklama yapmayı ihmal etmedi. Ötek gece falan şeyler bana uygun değil, hiç plan olmadı. Geçtiğimiz günlerde Hadise'nin ablası Hülya Açıkgöz'ün Otilya için sarf ettiği sözler olay olmuştu. Abla açık göz, kız aklını kullan, benden abla tavsiyesi kız şeklinde mesaj yayınlayarak Hadise'nin eski aşkı Sinan Akçıl'ın şimdiki sevgilisi Otilya'ya göndermede bulunmuştu. Akıllım, senin aklın alırım, benim olmazsa Allah kapına dayanırım. Manidar göndermenin sözlerini hatırlattığımız Sinan Akçıl'dansa beklenmedik bir yanıt alıyoruz. Sinan Akçıl'dan sert çıkış. Hülya Hanım'ın Hadise'nin ablasının bir açıklaması vardı. Hülya Hanım. Hülya Avşar mı? Ben Hülya Avşar'dan başka Hülya tanımıyorum. Ünlü popçu açtı ağzını, yumdu gözünü. Otilya'ya sosyal medyadan bir gönderme yaptı. Otilya evleneceğim dediği için. Bence Otilya'yla buluşsun, Otilya'ya çok düşkün gözüküyor. Bir aralarında telefonlaşsınlar, Otilya'ya bir yemek yesin bakalım, Otilya'ya bir randevu versin ona. Ondan sonra aralarında ailesinler güzel güzel. Sinan Akçıl'ın ağır göndermelerle dolu, deyim yerindeyse sert bir ayar verdiği açıklamasına Hadise ve ablasından nasıl bir yanıt geleceğini kestirmek gerçekten biraz güç. Akıllım, senin aklını alırım.
Evet, gayet seviyeli diyaloglar arkadaşlar. Ne kadar seviyeli diyaloglar bunlar gerçekten. Fakat gerçekten Sinan'ın randevu versin falan Otilya'ya bayağı bir dünya starı falan diye herhalde düşünüyor. Öyle bir konumlandırıyor algısı, ya da. Evet, öyle bir konumlandırma yapmış kafasında. Evet. Hülya'dan yani, başka, Hülya Avşar'dan başka da Hülya tanımam diyerek Hadise'nin ablasını bir erkek hale bile almıyor. Yani. Erkekse, adamsa diyeyim. Herkes erkek olabiliyor ama adam olmak başka bir şey tabii. Bir adamsan ayrıldığın kadın hakkında ne konuşturursun, ne konuşulmasına izin verirsin, ne de konuşursun bence. Ne yaparsa yapsın. Bak, ne seni aldattıysa bu başka bir meseledir. Evet. Konuşmaya hakkım vardır. O zaten karşıdaki kadın da onu hak etmiştir. Onun dışında ayrıldığın kadınla alakalı. Sen bu kadına aşıktın. Hadise aşıktı. Aşık olmaz hepimiz olur mu? Hepimiz biliyoruz. Biliyor herhalde muyuz? O televizyon zamanları sonrası falan. Aşıktı. Şimdi bayağı da uzun bir birliktelik yaşadılar. Tamam. O yüzden de şöyle çok özür dilerim. Bayağı arkadan. Ev şeyine döndük biliyor musun biz de? Birazdan çamaşır falan toplayacak, asacak falan diye şey yapıyorum. Tamam, evet. Ben neden ne kadar? Ben ayrıca da hepsini yaparım. Çok da güzel yapıyorum. Şimdi. Birden çark et. Evet. Şöyle. Ya benim neye konuşmalarımı kesiyorsun? Zaten saçını yani topluyorsun, zaten bilmem, aran ben iyi değil benimle. Niye düzeltmeye çalışmıyorsun? İlla benim üstüme gelecek ve lafımı keserek bir şey söylüyorum. Ne söylüyordum ben en son şimdi? Şeyden bahsediyordun. Ne? Sinan Akçıl'dan bahsediyordun. Hadiseden bahsediyordun. Yani sen şimdi ayrılmışsın. Kaç ayrıldın? Yıl geçmiş? Kaç ne zaman televizyonda birinci oldu? 7-8 yıl geçmiş. Şimdi 7-8 yıl geçmiş. Arada başkaları olmuş. Herhalde. Hande Yener'ler olmuş. Arkadan Ebru Şallı'lar olmuş. Bayağı böyle bir sistemin yürümüş gitmiş Hadise'den sonra. Benim anlamadığım bir şey var. Madem de senin yanındaki kadın da randevu verecek kadar bunlardan önde. Otilya. O zaman niye hala Otilya'nın adıyla değil de Hadise'nin adıyla bir şeyler yapmaya çalışıyorsun? Onu anlamıyorum. Bu bir. Ayrıca da sen Türkiye'de yaşıyorsun ve Türk erkeğine yakışan, adamlığa yakışan şey hayatındaki kadına, sana bu kadın küfür bile etmiş olsa suratına, tükürmüş olsa bile, sen hayatındaki kadının arkasında güzel şeyler söylediğin sürece adamsın. Veyahut da hiç istemiyorsan içinden bir şey gel, hiçbir şey söylemeyebilirsin de. Ama bu şekilde davranması veyahut da insanlara laf söyletmesi kadar daha bana göre kusura bakma. Derim ben, ki ben bu adamı ben da sevmişim derim. Ben şeye katılıyorum bak. Gerçekten de ayrıldığın ilişkilerin hakkında konuşmayacaksın, yorum yapmayacaksın. Kadınlar için de geçerli ama doğru düzgün ayrılmak ama erkek, özellikle erkek için tabii erkek ki. Çok hele ki bu Sinan için söylemiyorum bunu ama. Namusun bu çünkü senin. Evet. Senin illa hele sevgiliyken. Bel yani altına inenler, şey yapanlar, imalı imalı konuşanlar oluyor ki Sinan için söylemiyorum bunu. Bunlar tam terbiyesizlik yani oluyor. Peki biraz kahkaha dolu sohbete gidelim ya. Şu Demet Evgar ve Gülse Birsel'in aile arasında filmi gişe rekorları kırıyor. Gerçekten de rakamları da röportajdan sonra vereceğiz. Ama önce bir kahkaha dolu röportajları izleyelim bakalım. Hepinizi orada göreceğim. boğuldum sanırım. Her şeyde bir hayır var. Yani çünkü bunlar kadar kısmet biliyor musunuz? Ne yazıldıysa burada yazan şey. Olmaz. Ne yazıldıysa olur. Tek kelime mi olacak? Cümle de olabilir. Ay bütün saçma cevaplarımızı bu cevapla topladın. Benim moralim çok kötü ve sizi tavsiye ettiler. Ne açıdan? Bugün için bir para verebilirim size. Gülse Birsel oyuncu kadrosunu seçerken Demet Evgar'ı mecburen kadroya aldığına dair sosyal medyada esprili bir paylaşım yapmıştı. Bu durumu soruyoruz hanımefendiye. Yani şey oldu, o her gün siz plan olunca biz bütün kadın oyuncularla konuştuk. Ettik. Kim dizi yapmıyor? İkimiz tatildeydi, kimisi dizi yapıyordu. Başka filmler kapmış falan derken mecburen artık Demet Evgar istedi. O da bir kader işte. Yani şansıma hep inanıyorum. Falan filan. İdare ettirdi ama yani göreceksiniz filmde. Bayağı görevini yaptı. Lazım. Bu işin ücreti nedir diye. Avukat kardeş kusura bakma. Yani böyle hafif kadın mı sandın? Avukat diyerek sandım ben, avukat. Yo, gurur duydum. Demet Evgar ise önce senaryoyu
sonra da kendini övmeye başlıyor. Senaryonun doğaçlamaya açık olması çok mühim. Hani hep deniyor ya, ay oyuncular doğaçlıyor aslında falan. O senaryo iyi olmayınca öyle bir şey mümkün olmuyor. O zaten parlak. Vallahi büyülü bir şey oldu. Bir de bir şey dokundu ama. Şu anda kendimi övüyorum. Ne? Ben herhalde yanlış duydum. Ne dedin ki? Aile Arasında filminin fragmanında dikkat çeken sahnelerden biri de Demet Evgar'ın ağzında bir teyifle oryantal dansı yapması. Meğer bu sahnenin çok ilginç bir hikayesi varmış. Kapının önüne kapı açılıyor, bir anda dans etmeye başlıyor. Evet evet. Ağzımda şeyle. O bütün sete sürpriz oldu. Aslında öyle ağzında tutmak gibi bir şey yoktu ama kapı açılınca Ozan'a da sürpriz oldu. Bir anda bana da oldu aslında. 3-2-1 ağzıma koyayım diye. Gülse Birsel, Engin Günaydın'la çalışmak zor diyor. Peki bunun sebebi neymiş acaba? Çok hisli bir oyuncu. Gerçekten ikimizi de çok zor. İstekleri hiç bitmiyor. İstekleri bitmiyor. Yok ya, bütün gün tost yedi, yazık. Bir kere komediye girdikten ve set kikirdemeye başladıktan sonra karşısında oynayan oyuncuyu özellikle güldürmek, püskürtmek üzerine çalışmaya başlıyor. En güzelini yaparız. Bohça, sabahça. Arkadaşlar hadi ne olur, hadi ne olur. Yüzünüzü kontrol etmeye başladığınızı görünce sürpriz bir oyun sokup bu sefer oradan güldürmeyi deniyor. Hakikaten bunu kanırtıyor ve bu bence çok ahlaklı bir davranış değil. Çünkü siz de bir oyuncusunuz, siz de kendinize göre bir performansınız var, orada bir şey yapacaksınız. Ana aile arasındaydın. Aile işte. Aile toplumun en küçük parçasıdır. Şu anda toplumun yarısı kapının önünde. Çok tatlılar ya. Evet. Ya bu Demet acayip bir oyuncu bence. Demet Evgar. Evet. Yani buna bir ikili karı koca oynadıkları bir sketch. Bir kadın bir erkek. Bir kadın bir, yani böyle bir şey bu kadar başarılı doğru olamaz. Yani bir kadın erkek ilişkisini tamam bir senaryoyu oynuyor olabilirler ama bu kadar mı güzel oynayabilir? Emre Karayel'le çok uzun süre Star'da da yayınlandı bir canım. Çok isterdim mesela onu seninle oynamak. Aha tam. Gerçekten. Olay bir anda gerçeğe dönüşüp birbirimizin boğazını sıkabilirdik. bu film hem Demet Evgar hem Engin Günaydın çok başarılı oynuyorlar ve gişe rekorları kırıyor dedim ya. 1.547.000 oldu. Şu gişelere bakabilir miyiz? Evet. Bu hepsine bakıyor muyuz şu anda? Yok bakalım. Bakalım. Bak, ben merak ediyorum. 1.547.000 oldu. Daha tamam. Gerilerdedir sen de. Niye ben de gerilerde sen de? Çünkü açmadığın için hiç. Hayır. O yüzden olabilir mi? Ay sen en öne koydurtman gerekiyor bunu. Ha tamam okey. Program sonuna geldik, en arkalara indik ya o yüzden. Evet. Peki tamam. Geliyor işte 1.547.000 ayla 4.615.000 yapmış. Hiç yok. 5 milyona doğru gidiyor. Rekor kırıyor ayla. Maide'nin altın günü 197.000 oldu. Bu Maide ile alakalı bana bir şey geldi. Öteki taraf da Özcan Deniz'in filminde 113.000 gişeyle açmış. Evet. Yol arkadaşım 1.810.000 oldu. İbrahim Büyükaklar bakar mısın? Yani şu anda gidiyor. Bir dakika, en önde kim var? En önde Ayla var, 4.615.000. 5 milyona doğru gidiyorlar. Evet. Büyük başarı. Arkadan yol arkadaşım. Arkadan yol arkadaşım geliyor. Onlar da 2 milyona doğru gidiyorlar. 1.810.000. Arkadan Aile Arasında 1.550.000 oldu. 547.000. Ama 1.550.000 çok kısa bir zamanda oldu. 10 gün evet. Ha, öbürküler bir ay oldu ki, değil mi? Mesela yol arkadaşım 7 hafta olmuş. Ayla 7 hafta olmuş. Dolayısıyla zaman, Aile Arasında Gülse Birsel'in filmi herhalde 5 milyon barajını aşacak gibi görünüyor. Aşacak. Evet, acaba Recep İvedik'e ulaşan olacak mı? Evet bakalım olacak mı? Bu, sence olacak mı? Ben bu Aile Arasından gidişatından şeyim. Bence olmayacak. Ümitliyim. Çünkü toplantıda sabahı. Yine geçemeyecekler sabası, biliyor musun? Öyle mi? Peki. Olmayacak. Bu gişe rakamını bir kliple kutladılar tabii ki. Aile Arasında film. Onu da izleyelim. Hı-hı. Bir anlasan, bir dinlesen, seni deli gibi sevdiğimi bir bilsen. Bir sevdalı, bir değilsen, bana ne çileler çektirdiğini bir görsen. Yanayım, yanayım, ateşlerde yanayım. Abi kadın da çok iyi. Sarayım, sarayım, onlarımla sarayım. Seni iste yeter ki senin kulun kölen.
nasıl olmaz abla? İki kolu iki bacağı var mı? Var. Tamam Duru, Aron kahve içmeye gelsin. Kahve iyi değil mi kız? Kahve iyi, seviyeli. Yaktın sen beni. Tabii ki Bülent Ersoy şarkısı. Değil mi? Bülent Ersoy'un Bülent da yorumu Hanım... dinlenerek söylenmiş belli. Çok Bülent Hanım'a dur yarın soralım bu yorumu. Makam öyle değil diye başlayalım. Onu tabii onu sormana bile gerek yok tabii da Bülent ki. Hanım'a ama en azından bir Bülent Ersoy şarkısı evet. Ve çok da güzel olmuş bence. Ayta Sözer ile Demet Evgar 1.547.000 gişeyi. Bu kliple, yani Ayta Sözer'i Bülent ekip, Hanım'dan esinlenerek, onu dinleyerek mi? Tabii ki. Onu, çok da güzel bence kendi ses tonuna göre okumuş. Yani bayıldım. Evet. Demek güzel. Ki çok iyi bir oyuncu. Evet, bence de evet, Bülent Ersoy şarkısı değilmiş bak. Yanayım değil mi? Kimin şarkısı? Ateşlerde bak, yanayım. Bülent Ersoy'un. Kıbrıslı bir grubun şarkısıymış. Düzeltelim öyle. Düzeltmeyin belki... hayatım. Ben bir şey söyleyince düzeltmeyin. Tamam mı? Dur düzeltelim bakalım. Bülent Ersoy da söylemiş olabilir yani bu şarkıyı. Tamam Bülent Ersoy'un Kıbrıslı yani bir grubun şarkısı. Tamam da Bülent Ersoy söyledi bu şarkı. Ben ondan biliyorum. Babutsa diye bir grubun. Ama Bülent Ersoy Bülent söylemedi Ersoy mi? Söylemiş mi söylememiş mi? Hiç mi söylememiş Bülent Ersoy? Dur bakalım. Senin, o zaman ben bir düzelteceğim seni. Hayır Bülent Ersoy bu şarkıyı kesinlikle söyledi. Söyledi mi Reci? Yok. Hayır. Hayır söylemedi. Hayır söyledi. YouTube'da öyle bir şey çıkmıyor. Şey de çıkmıyor. Sen Bülent Hanım arar mısın şu anda? Arayacağım. Söylediniz mi diye. Ondan da check edeceğim bak şimdi. Arayayım. Ben Bülent Hanım'dan dinledim bu şarkıyı. Evet. Rüyanda dinledin demek. Yok işte. Ya peki. Bülent Hanım lütfen arar mısınız? Hayko Cepkin'e bir bakalım arkadaşlar. Hayko Cepkin ilginç bir çıkış yaptı Selam. Ne yaptı biliyor musun? Aleyna Tilki... Kelebek ödüllerinde sahneye çıktı ya. Evet. Şarkı seslendirdi. Hem bir yabancı şarkı seslendi hem bir türkü seslendirdi. Tamam. Canlı performans yaptı. Evet. Hayko Cepkin de şu açıklamayı yaptı Twitter'dan. Dayanılır gibi değil lan. Ses şimdiden çatlamış. Yazık. Eğitim şart dedi. Ne gereksiz bir şey yapmış. Evet yani gerçekten de. Hayır çünkü çok çocuk ya daha. Küçük ya şey Aleyna. Bir de canlı performanslı değil mi galiba sizin geçen? Evet canlı performanslı. Emrah Karaduman piyanoda hı-hı. Çaldı. Hı-hı. Aleyna Tilki de canlı performans söyledi. Şimdi gerçekten ben de şu Hayko gibi hani müziği bilen, eden ve sevilen birinin çıkıp mesela 17 yaşındaki bir kıza böyle saldırıyor olmasını anlamadım ya. Ses şimdiden çatlamış yazık eğitim şart diyor. Aleyna Tilki şöyle yanıt verdi. Hayko abi. Ben rock müzikten bahsedince gerildi herhalde. Ama ben seviyorum onu. Madem çok rahatsız, tavsiye ver dinlerim Hayko abi. Ama keşke sahneye iğneyle ve bir torba ilaçla hasta çıktığımı bilmeden yorum yapmasaydınız demiş Hayko Cep. Yani. Evet o evet. Demek ki kız hastaydı. O yüzden de benim de dikkatimi çekti. Ama kıdemli bir sanatçının çok genç bir insana sesiyle ve canlı performansıyla eleştirirken aslında eleştirmemesi bile gerekiyor. Evet. Yani daha affedici, daha örtücü olması gerekiyor. Hani bir yorumcuysan, hele Hayko gibi bir adamsan yapmaman gerekiyor bence. Evet. Fakat bizim kızın biraz duruşunda bir şeylik var ya böyle bilmiş konuşmalarından. Çoğu insan da biraz antipati de duyuyor ona bence hareketlerine falan. Ondan belki öyle kendini tutamadı söyledi. Evet. Fakat Aleyna'ya da buradan şöyle bir şey söyleyeyim. Bir şey dikkatimi çekti. Yanlış. Bu arada bir şey düzelteyim hemen. Tuğba Büyüküstün'le dün Engin Akyüre'nin konuşmadıklarını. Çünkü ben bir an burada gördüm. Bütün programı seyredemedim. Dışarı çıktım. Konuşmadıklarını söylemiştik. Evet. Sen nasıl seyrettiysen programı meğerse orada bayağı selamlaşmışlar. Birbirlerine kol atmışlar falan. Tabii şimdi yani, bizim programda yaptığımız konular, haberler yarın bütün gazetelerde, magazin sitelerinde yer aldığı için, evet. Bunu da bugün bir gazetede okudum biliyor musun? Arka arkaya oturdular konuşmadılar diye. Hayır çocuklar tamamıyla Tuğba Büyüküstün'e. Dün. Arap fanları, Tuğba'nın Arap fanları İngilizce bana şey yazmışlar. Demişler ki size bu görüntüleri gönderiyoruz. Bunlar da, bir şey söyleyeyim bunu Arap fanları bizi nasıl seyrediyor ben bunu anlamıyorum. İran'dan falan öpüyorum hepinizi. Çok seviyorum hepinizi. Çok teşekkürler. Demişler ki. Konuştular mı? Onların görüntüleri var.
Hani Cengiz Bey o ödül töreninin sahibi nasıl farkında değil bunun? Seyretmedi mi kendisi dediler. Aynen. Ben de iletiyorum. Tamam. Hakikaten birbirine... Oradan konuştuğum için gerçekten seyretmedim haberi. Ondan sonra ne diyeceğim sana? Bayağı bir merhabalaşmışlar. Sahnede bir de. Sahnede yani. Arkada dururken birbirlerine böyle el atmışlar falan, bayağı konuşmuşlar yani, küste değillermiş, onu düzeltelim. Bugün gazetelerde de çıkmış yani. Burada da Aleyna'ya da şöyle bir şey, bir dipnot. Neydi o arkadaki arkadaşının adı? Emrah Karaduman. Emrah Karaduman'a teşekkür diyor. Buraya da bir teşekkür diyor arkadaki müzisyenlere. Olmaz. Onu orada da çok önemli iki tane saz üstadı var. O yüzden de onları da anons etmeli, onlara da teşekkür ederim. Buraya da bir alkış, buraya da denmez. Böyle elinin tersiyle. Eski bir as solisten. Ama ilk önce müzisyenler, bir şarkı okuyorsan bestecisine, söz yazarına, onları unutmamak lazım. Bu çok önemli bir şey. Bence Hayko onu yapmalı. Bunu neden eleştirdin, sonra uzun bir açıklamayla yaptı. Dedi ki çok önemsediğim bir organizasyon var ise Aleyna önünde, gerekirse haftalar öncesinde her şeyi iptal edip kendini sırf konuna konsantre et. Böylece kimsenin eleştirebilecek ya da senin ama diye sebep göstermeni gerektirecek bir pozisyon doğmaz dedi. Olmaz. Bu sebep ile hastalık konusunu bir bahane saymıyorum. Yine de geçmiş olsun. Vallahi dedi. Hastalık konusu insanın sesini asla kontrol edemediği, çatlakların, seslerin, kısıklıkların olabileceği, gerçekten sesine müdahale edemeyeceğin bir durum oluyor grip olduğun zaman. Yani bunu o da bilmesi gerekiyor. Evet. Önceden ne kadar hazırlanırsan hazırlan, hazırlanmasan da hazırlansan da hasta olduğun zaman sesin çıkmayabiliyor yani. Evet, Ayla Çelik hazır mı arkadaşlar? Ayla Çelik'e bir bakalım. O da yine aynı ödül töreninde Tarkan'la ilgili ilginç bir şey söyledi. Ne bu söylemiş? Çıkış sosyal medyada bayağı tartışıldı, olay oldu. Bir izleyelim bakalım. Tarkan, beni çok sev. Kelebek ödüllerinde yılın şarkısı ödülünü Ayla Çelik verdi. Ödül Tarkan'ın söylediği Beni Çok Sev'e gitti. Ayla Çelik ödülü şarkının sözlerini ve müziğini yapan isimlere verdi. Tarkan, beni çok sev. Söz. Günay Çoban. Müzik. Serkan İzzet Özdoğan. Ödül sonrası Ayla Çelik'in Tarkan'la ilgili sözleri ise dikkatimizden kaçmıyordu. Megastar Tarkan'a ödül vermek heyecanlandırmıyor mu sorusuna Ayla Çelik'ten olay yaratacak cevap. Tarkan, yılın şarkısı Beni Çok Sev. Benim için de ayrıca bir anlamı var çünkü geçen yılda ben almıştım bu ödülü. O yüzden nasıl bir duygu olduğunu çok iyi biliyorum. Çok da mutlu oldum beni tercih ettikleri için. Evet. Neler hissettiniz ödül verirken? Hani şanslısınız bizce. Ya fark etmiyor. Benim için orada bütün arkadaşlar, hepsi benim arkadaşım. Her biri çok kıymetli insanlar. Benim sadece kendi mesleğim, yani şarkı yazarı olduğum için hani yine bir şarkı yazarına ödül vermek benim için çok kıymetliydi. Ayla Çelik'in Tarkan'la ilgili sorulara verdiği gergin cevap gözümüzden kaçmazken, ünlü söz yazarının megastarla çok sıkı fıkı olmadığını da öğreniyoruz. Tarkan'la tanışıklığınız var mı? Merhabamız var, öyle bir şeyimiz yok. Tarkan, beni çok sev. Söz. Şimdi ben anlayamadım, bu kadıncağız ne demiş? Hiçbir şey dememiş. Tarkan'la tanışıklığımız var, merhaba. Onun dışında herhangi bir şeyimiz i̇şte yok. İşte Tarkan'a demiş. Ödül vermek heyecanlandırıyor mu? Tarkan... Tarkan'a sanatçı... ödül vermemiş ki zaten. Tarkan'a Tarkan'ın sözlü, şarkısı aynen, Günay Çoban'la bestekarına vermiş. Zaten ve Tarkan'la bir verdi. Alakası yok. Evet. Bu kız hiçbir zaman böyle sansasyonel birilerin hakkında üstünden konuşup falan böyle çok da utanan bir kız. Hani yanlış anlaşılmaktan veyahut da bu tip konularla evet, naif bir tarafı çok var ya. Çok naif ve evet. Yani çok utangaç. Bu, bakma oraya çıkıp mikrofonda bile... Bırbır nasıl konuşmuş, hayret ettim Ayla için. Çok naif ve çok nezaketli bir kızdır, onu söyleyeyim. Evet. Yani Tarkan için burada negatif herhangi bir söyleme bence hiç bana geçmedi. Sadece tanımıyorum, evet. Tanışıklığım yok. Merhaba merhabamız var demiş. Ve İnşallah iyiydi. Olur da çünkü Ayla Çelik şarkılarında Tarkan'dan duyarız. Evet. Belli de olmaz. Belli. Ama bu arada Günay Çoban çok tatlı bir adamsın. Ben yani gerçekten çok önemli bir kalem. Günay. Çok güzel. En sevdiğim şarkıydı Dinler Dinlemez. Beni Çok Sev Beni Çok Sev ve ona klip çektiler. Çok güzel. Bir tane daha şarkısı var. Aldılar. Evet çok güzel. Peki Star şimdi enteresan bir görüntü ekrana gelecek. Star ekranlarında başlayacak yeni bir dizinin görüntüsü. Babamın Günahları ve bunda başrolü Kadir Doğulu Melisa Sözen'le birlikte oynuyor.
Ve şimdi tamamen gerçek çekilmiş bir patlama sahnesi izleyeceksiniz. Bir bakalım. Selen de kalemini alsın orada. Evet. Çocuk daha yeni dizi çevirmedi mi? Evet. Bak. Babamın oğulları. Babamın Günahları dizisinden bir patlama sahnesi bu. Şimdi gerçekten de birebir gerçek çekilmiş ve tek planda çekilmiş. Bir kez çünkü ikinci şansı çekme şansı yok. Ve Abdullah Oğuz da çekerken bunu demiş ki bak arkandan ciddi bir patlama sesi gelecek ve gözünü kırpmadan yola devam edeceksin diye. İşte bu sahne arkasında gerçekten ciddi bir patlama yaşanıyor. Alevler malevler onlar hiçbir efekt yok. Ve Kadir Doğulu da gözünü kırpmadan hiç tedirgin olmadan yola devam etmiş. Hani oyunculuk açısından gerçekten performans yüksek değerlendiriliyor. Gözünü kırpmadığı için mi? Hayır hem yani düşünsene arkanda şurada bir bomba patladığını. Arkanda bir... Sen var nasıl kaçarsın biliyor musun? Ya en önde sen beni gibi... ezersin bile. Hiç ben işte olduğum gibi dururum valla. Dolayısıyla şey olunca ama tabii ki bu bir... Cengiz var ya burada kim ve ne oldu Selen gel falan. Kameramanları... Yani kaçar bu. Demem, kameramanları falan ezerek evet. En önde Selen de birbirimizi çiğneriz herhalde burada ama... Ay öleceğim ya. Kadir'in... Şimdi ne zaman... Aa ben sana söyleyeyim bu evet. Çok... Tatlı. Şimdi bir patlama sahnesini gösterdik ama biz bu film, bu dizi bir aksiyon, bir mafya dizisi falan değil. Bir baba kız hikayesini anlatan çok dokunaklı bir hikaye. Abdullah Oğuz. Ve Abdullah Oğuz. Abdullah Oğuz'u da özledik gerçekten. Evet. Yani bir devre tabii çok önemli sinema filmleri, diziler falan imzasını atmıştı. Sonra Abdullah Oğuz'u kaybettik. Hayır, hala diziler yapıyor. Star'ı da diziler ama yaptı. Yani hani bir ara o acayip klipler falan herkes ona çektirmek isterdi. Evet. Arnavut kaldırımlarını falan yapmış. Onu da yanlış hatırlıyorsam özür dilerim kendimi bugün. Yok bugün onu doğru hatırladım. Yanayım yanayım Bülent Ersoy da söyledi. Bülent Hanım arayacaksın söyleyeceksin. Şimdi evet yarınki konumuz da bu. Efendim bir yayınımızın daha sonuna geldik. Salıyı salladık. Çarşambayı da sel alırsa ne mutlu bize. Yarın sabah görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.